Ben bir mühendisim. Ofiste, evde, yaşamın her alanındayım. Görünmeyen ama hissedilenim. Ben ne kadar görünmez olursam, projelerim o kadar başarıyla tasarlanmış ve uygulanmış demektir. Tıpkı sizi sizden fazla düşünen gizli bir kahraman gibi. Kahramanlık, kağıtla kalem bir araya geldiğinde geleceğe yön verebilecek kadar cesur olmaktır. Çünkü mühendislik, bilim ve doğa alanında tüm bilinenleri yine doğa ve insanlık için kullanmaktır. Tasarımda sadece estetiğin değil, sürdürülebilirlik, enerji verimliliği, çevre duyarlılığı gibi kavramların da altını çizmektir. Mühendislik, modern, konforlu ve doğaya saygı gösteren yenilikçi yaşam alanlarını hayal etmek ve gerçeğe dönüştürmektir. Gelecek kuşaklara yön vermektir. Binlerce yıl önce bir kıvılcımla yaratılan aydınlığı bugün tek bir tuşla milyonlarca insanın yaşadığı yerlere taşımaktır. Geceyi gündüze, soğuğu sıcağı, sıcağı soğuğa çevirebilmektir. İnsanlığın ihtiyaçlarını karşılamak için hayallerimizi gerçekleştirirken yanımızda TTMD vardı. 1992 yılında kurulduğundan bu yana çatısı altında güven bulduğumuz, etik değerlerin teşkili ve temel sorunların çözümü için birlikte çalıştığımız yol arkadaşımız. Farklı disiplinlerden gelen profesyonellerin ortak amaçlar için toplandığı TTMD, üyeler arasında iletişim ve tartışma ortamı yaratıyor, bilimsel ve teknolojik yayınlar yapıyor, üniversite sanayi işbirliğine destek veriyor, çevreci ve enerji verimli çözümlerin yaygınlaşmasını destekliyor, yurt dışındaki gelişmeleri izliyor ve sektörü yurt dışında temsil ediyor. Bizler tüm insanlığın iyi yaşam arayışına çözüm buluyoruz. Bizler yarınlarımızı şimdiden kuruyor ve daha sürdürülebilir bir dünya için çalışıyoruz. TTMD, 1992'den bugüne yaşam mekanlarında insanlığın konfor ihtiyaçlarını doğaya saygı göstererek sağlamak için var. Mühendislik mesleğini etik değerler doğrultusunda uygulamak için var. Türk Tesisat Mühendisleri Derneği, gelin geleceği birlikte yaratalım. Ben bir mühendisim. Ofiste, evde, yaşamın her alanındayım. Görünmeyen ama hissedilenim. Ben ne kadar görünmez olursam, projelerim o kadar başarıyla tasarlanmış ve uygulanmış demektir. Tıpkı sizi sizden fazla düşünen gizli bir kahraman gibi. Kahramanlık, kağıtla kalem bir araya geldiğinde geleceğe yön verebilecek kadar cesur olmaktır. Çünkü mühendislik, bilim ve doğa alanında tüm bilinenleri yine doğa ve insanlık için kullanmaktır. Tasarımda sadece estetiğin değil, sürdürülebilirlik, enerji verimliliği, çevre duyarlılığı gibi kavramların da altını çizmektir. Mühendislik, modern, konforlu ve doğaya saygı gösteren yenilikçi yaşam alanlarını hayal etmek ve gerçeğe dönüştürmektir.
gelecek kuşaklara yön vermektir. Binlerce yıl önce bir kıvılcımla yaratılan aydınlığı bugün tek bir tuşla milyonlarca insanın yaşadığı yerlere taşımaktır. Geceyi gündüze, soğuğu sıcağı, sıcağı soğuğa çevirebilmektir. İnsanlığın ihtiyaçlarını karşılamak için hayallerimizi gerçekleştirirken yanımızda TTMD vardı. 1992 yılında kurulduğundan bu yana çatısı altında güven bulduğumuz, etik değerlerin teşkili ve temel sorunların çözümü için birlikte çalıştığımız yol arkadaşımız. Farklı disiplinlerden gelen profesyonellerin ortak amaçlar için toplandığı TTMD, üyeler arasında iletişim ve tartışma ortamı yaratıyor, bilimsel ve teknolojik yayınlar yapıyor, üniversite sanayi işbirliğine destek veriyor, çevreci ve enerji verimli çözümlerin yaygınlaşmasını destekliyor, yurt dışındaki gelişmeleri izliyor ve sektörü yurt dışında temsil ediyor. Bizler tüm insanlığın iyi yaşam arayışına çözüm buluyoruz. Bizler yarınlarımızı şimdiden kuruyor ve daha sürdürülebilir bir dünya için çalışıyoruz. TTMD, 1992'den bugüne yaşam mekanlarında insanlığın konfor ihtiyaçlarını doğaya saygı göstererek sağlamak için var. Mühendislik mesleğini etik değerler doğrultusunda uygulamak için var. Türk Tesisat Mühendisleri Derneği, gelin geleceği birlikte yaratalım. Arkadaşlar, herkese merhaba. Öncelikle iyi günler diliyorum. Ben Melis Sapçı, bugünkü TTMD eğitim bölümlerinin moderatörlüğünü yapacağım. Konuğumuz Danfoss Türkiye firmasından Orhan Bey, Orhan Taşdemir. İlk önce ben kendimle ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi Mikta Mühendislik Müşavirlik Limited Şirketi'nin kurucusu ve sahibiyim. İsmim Melis Sapçı. Mikta Hesap Tasarım Mühendisiyim. 30 yılı geçkin bir süreçte yurt içi ve yurt dışı birçok projenin tasarım hizmetlerinde ekip arkadaşlarımla beraber yer aldım. Hali hazırda TTMD Yönetim Kurulu üyesiyim ve başkan yardımcılığı görevimi de sürdürüyorum. Bugün de konumuz HVAC sistemlerinde pompa optimizasyonu ve basınçtan bağımsız kontrol vanaları ile ilişkisinin irdelenmesi. Çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Özellikle imalatın tamamlanan, tesislerin işletme devri sırasında tasarım sürecinde planlanan olası senaryolara göre tesisatın test edilmesi ve performansların yeterliliğinin bilinmesi gerekiyor.
Tabii ki doğal olarak satın alınan ekipmanların da proje senaryolarına uygun olması da burada çok önem arz ediyor. Özellikle hem hava hem de su tarafı tesisatlarının bu testlere tabi olması ve kontrol edilerek işletmeyi bölge gerekiyor. Bilindiği gibi biz buna commissioning de diyoruz ve maalesef ülkemizde bu performans testleri pek dikkate alınmıyor. Ve neticesinde de ortaya çıkan binalarımız pek sağlıklı olamayabiliyor. Önümüzdeki yıllarda bu sürecin değerinin anlaşılarak uygulanmaya başlamasıyla binalarımızın hem işletme hem de enerji verimliliği performanslarının artacağını umuyoruz. Bugünkü eğitim webinarımızda su tarafı performanslarının önemini gösteren bir konu olacak ve balans fenerlerinin kullanımıyla doğrudan toprak performansları üzerindeki etkileşim gösterilmeye çalışacak. Terminal ünitelerinin istediği kapasiteyi vermesi ve buna göre değişen basınç farklarına göre pompalarımızın değişken dibilerde çalışabilmesi ortaya bildiğiniz gibi enerji verimliliğini çıkarabilmektedir. Tekrar etmek gerekirse konuşmacımız Sayın Orhan Taş demiş. Kendisi makine mühendisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden 2003 yılında mezun oldu. Danfoss Türkiye'de 2013 yılından beri görev almaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. Bu girişten sonra Orhan arkadaşıma mikrofonu veriyorum. İyi webinarlar diliyorum. Teşekkür ederim Meriç Bey. Güzel bir giriş yaptınız, başlangıç yaptınız. Ben de öncelikle tüm meslektaşlarıma hoş geldiniz demek istiyorum. Ve sağlıklı bir gelecek diliyorum bundan sonraki süreçte. Ekranım sanırım gözüküyor değil mi? Şu an gözüküyor değil mi Meriç Bey? Evet. Tabii basınçtan bağımsız vana teknolojisi ve pompa optimizasyonu metotları. Bu konu biraz esnek, aslında biraz flu bir konu. Pompa derken tabii ki sistem aslında, sistem optimizasyonlarından birazcık bahsedeceğiz. Bu tabii semineri, webinarı hazırlarken aslında amacımız şu. Şuydu, son teknolojiyle donatılan hidrolik sistemlerde balans vanaların ve pompalarının en etkin biçimde koordinasyonun sağlanması için nereye dikkat edilmesinin gerektiği ve örneklendirilmesi. Çünkü sahada tabii değişken sistemler buluşma sebebiyle tasarımsal açıdan ve ihtiyaçlara bağlı olarak bunların son teknolojide de dijital olarak haberleşmeli sistemlere artık geçilmesi, o verilerin kaydedilmesi, daha sonradan kullanılması gibi alana evrilmeye başladı. Bu durumda bizim arka tarafta su tarafındaki acaba kullanılan bu teknolojik ürünlerin tam olarak yerinde kullanıp kullanılmadığının anlatılabilmesi, işte devreye alındığında doğru mu alınıyor, alabiliyor muyuz, alamıyor muyuz, işte nelere dikkat ediyoruz alırken, işte basınç değerleri, işte delta T'ye göre mi devreye alıyoruz, bu konuları birazcık inceleyeceğiz ve önemli bir konu olduğunu düşünüyorum çünkü sahada da çok fazla geri dönüşler olmuyor açıkçası. Belki oran vermek gerekirse %30 oranında hani vanalar devreye alınırken basma yüksekliği ve pompanın optimizasyonunda nereye dikkat edeceğiz diye belli başlı bazı firmalardan hani geri dönüşler alıyoruz. Bu haberleşme tarafına, dijital tarafa geçerken de hazırlıklı olmalıyız. Yani hidrolik tarafı tamamen kontrol altına alıp efektif bir şekilde çalıştığından emin olup daha sonra dijital haberleşme tarafında performanslara geçebilmeliyiz. Bu yüzden daha fazla hani bu konuya değinmek istedim. Sunumumun içeriğinde ne var? Bazı hidrolik dengeleme kavramlarından bahsedeceğim. HVAC sistemlerinde kullanılan balans vanası tipleri, bir veya birkaç tane balans vanası ve hepsi de farklı amaçlar için kullanılıyor aslında. Bunlar karıştırılabiliyor. Hani bunları biraz daha doğrultmaya çalışacağım ve boyutlandırılması.
PIBCB teknolojisinin ne olduğundan bahsedeceğim. Basınçtan bağımsız vana diyoruz ama bunlar ne oluyor, nasıl çalışıyor, iç yapısı nedir, neden basınçtan bağımsız? Diğer iki yollu kontrol vanalarından ayıran özellik nedir? Daha sonra balans vanaları ile ideal optimizasyonu nasıl sağlarız? Pompa optimizasyonu, koordinasyonunu nasıl sağlarız? Sağlarken alacağımız basınç kaybı değerleri nelerdir, nasıl hesaplanıyor? Bunlardan bahsedeceğim. Daha sonra da bu optimizasyonun bize getirdiği enerji tasarrufu analizinden bahsedeceğim. Üzerinde çalıştığımız bazı analizleri paylaşacağım. Tabii balanslamada temel hedef nedir? Öncelikle bunu bilmek gerekiyor. Bir binanın hidrolik dengelenmesi her terminal ünitesinin tasarlandığı veya talep edildiği gibi doğru miktarda akış elde ettiği anlamına gelir. Ve sadece doğru dengelenmiş sistemler mükemmel iç iklim koşulu sağlayabilir. Yani iç konfor sağlayabilir. Bunu asıl amaç tabii budur. Diğer bir amaç da bu konforu, maksimum konforu aslında minimum enerjiyle sağlayabilmektir. Eğer bunu sağlıyorsak zaten sistemi tamamen düzgün halde devreye almış ve efektif bir şekilde çalışıyor demektir. Ne oluyor kötü balanslanmış bir sistemin sonucunda? Kötü kontrol performansı oluyor. Vanalar kontrol edemiyor basınç dalgalanmalarından dolayı. Ve farklı noktalarda, odalarda veya işte yaptığınız binaya bağlı olarak bazı yerlerde kapasite yetersizliği oluşuyor. Yani soğuk veya sıcak iç mekanlar. Sistemde gürültü meydana gelebiliyor ve uzun devreye alma süreleri oluşuyor. Bu süre sonunda asıl kritik noktayı devreye aldığınızda, halbuki tesisatın diğer noktasında fazladan enerji harcamışsınızdır. Farkında değilsinizdir. Ve yüksek enerji tüketimi zaten bu sebepten dolayı, hani yüksek enerji tüketimi devamlı 7-24 çalışan sistemlerde devamlı tüketim fazla olacağı için o da bir kayıp oluşturmuş oluyor. Kötü kontrol performansı, yani aslında söylemek istediğim şu, içeride bir oda düşünün, orayı 21 derecede set ettiniz ama bir türlü o 21 derece ulaşamıyorsunuz. Bir salınım yapıyor 18 ile 23 derece arasında. Eğer dengeyi getirebiliyorsanız o salınım yapılan noktalarda fazla veya eksik enerji harcamamış oluyorsunuz. Peki bunu nasıl oluyordu? Bu slide aslında çok güzel bir slide. Sistem yükü açısından değerlendirildiğinde basınç kontrol altına nasıl alınıyor ve nasıl etki ediyor? Sistem yükü normalde bir bina düşünün. Devamlı yük değişiyor. Ekranda gördüğünüz grafikte olduğu gibi belli dönemlerde, gün içerisinde belli saatlerde kişi yoğunluğuna göre de sistem yükü değişebiliyor. Bu durumda geleneksel vanalar kullanıldığında tabii basınç debinin bir fonksiyonu, basınç değişimleri sistemde oluyorsa ve bunu kontrol altına alamıyorsak bu grafikte olduğu gibi bir osilasyon oluşuyor. Salınım oluşuyor. Bu salınım direkt debiye etkiyor. Debiye etkileyen bu salınım da sonuçta sıcaklığa etki ediyor ve içeride konforsuz iç ortam oluşmuş oluyor. Ve bu set değerin üzerindeki ve altındaki noktalar aslında bizim hiç ihtiyacımız olmayan yerler. İşte bunların oluşmamasını sağlamamız gerekiyor. Bunun için de kontrol vanalarının içerisine bir mekanizma yerleştiriliyor daha doğrusu. Bu yerleştirilme sonucunda artık basınçtaki değişimi kontrol altına almış oluyorsunuz. Şu altta küçük bir sembol var. Bunu daha ileride daha anlatacağım. Kontrol altına aldığınızda yani sistemin diğer noktalarında meydana gelen basınç değişimi kritik noktada veyahut da her bir odayda bir kritik nokta düşünebilirsiniz. Bir değişim meydana gelmiyor. Çünkü bu yerleştirilen ünite tüm basınç farklarını üzerine alıyor ve dolayısıyla kontrol vanasının üzerinden kontrol eden motorun üzerindeki yükü azaltmış oluyorsunuz. Bu doğrultuda basınçta da bir değişim oluyor ve sıcaklık sabit kalıyor.
Şimdi iki farklı tesisat sisteminden bahsedebiliyoruz. Bir sabit debili sistem, bir değişken debili sistem. Artık tabii sabit debili sistemler kullanılmıyor. Daha önce tabii kullanılan bir iki örneği var. Burada hani onları hızlıca geçeyim. Üç yollu vana, statik balans vanaları ile desteklenmiş. Sistem sabit, soğutma grubu pompası örneği verilmiş mesela. Soğutma grubunun ve onun pompası. Pompa basıyor, devamlı sabit debide. Hep aynı debi geçiriyor. Buralarda da dirençlere bağlı olarak, borulardaki basınç kayıplarına bağlı olarak statik balans vanaları her biri farklı ayar değerlerinde ayarlanmış. Bu tabii günümüzde çok tercih edilmeyen bir sistem. Yine aynı şekilde sabit debili sistem örnek verildiğinde kombine balans vanaları koyulmuş. Sistem buradaki debiler sabitlenmiş. Ama 3 yollu vanayla yine sistem termostatla kontrol ediliyor. Ama sistem yine sabit. Herhangi bir pompanın etkin verimi kullanılmıyor. Değişken debili sistemlerde de artık bunları yine kombine balans vanalarıyla, basınçtan bağımsız vana dediğimiz kombine balans vanalarıyla son noktada paneller veya fan coillerin, klima santrallerin önünde mesela kullanılabilir. Bu vanalar yine aynı şekilde. Pompanın verimini çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz ve sistemi dengelemiş olursunuz. Çünkü artık son noktada cihazın önünde, terminal ünitelerin önünde, yani fan coil ünitelerinin veya soğutucu panellerin önünde veya klima santrallerinin önünde debiyi limitlemiş oluyorsunuz. Sistemi diğer noktalarına herhangi bir şey meydana getirmemiş oluyorsunuz. Yani gelen herhangi bir basınç dalgalanmasından etkilenmemiş oluyor sistem. Diğer bir çözüm, burada da mesela normal iki yollu vanalar kullanılmış, aynı sistem. Fan coil'ler var ama bu sefer devre kontrol ediliyor. Devreyi kontrol altına alıp devredeki basınç farkını sabit tutup motorlu vanaların rahat çalışması sağlanıyor. Peki yetersiz kapasite ne demek değişken debide? Bir tasarım yaptınız. Tasarımda belli noktalara belli debi getirmek amaç değişken debide. Ama bakıyorsunuz ki oraya debi ulaşmıyor. Yani tasarım yapılıyor, yerin uygulaması yapılıyor, sistem devreye alınıyor. Bakıyor ki kritik noktada istediğiniz debiye ulaşamadınız. Bunun en kolay yöntemi ne? Pompanın basma yüksekliğini artırmak. Tabii pompanın basma yüksekliğini artırabilirsiniz. Pompanın basma yüksekliğini artırdığınızda artık dizayn debisine ulaşabilirsiniz. Ama onun gerisinde kalan tüm noktalar, kritik noktanın arkasında kalan tüm noktalar aslında yüksek basınçla çalışıyor, yüksek debiyle çalışıyor. Bu da bir kayıp. Hem enerji anlamında hem basma yüksekliği anlamında. Hidrolik olarak dengelenmemiş bir sistemi görüyorsunuz. Burada musluk var. Yani bir şey kaynağı, debi kaynağı yaratan yani pompa gibi hani düşünün, simgelenmiş. Değişken debiler var ve balanslanmamış bir sistem. Yani pompaya en yakın olan kısım daha yüksek debide. Diğer noktalar azalan debilerde. Tabii kısmi yük olduğunda sistemde yani bir nokta kapandı. Yani pompa yakın olan nokta veya herhangi bir nokta kapandığında bu basınç değişimi eğer musluk kısılmaz ise diğer noktalara akıp devam edecek ve orada yüksek debiler oluşturacak. Buna da overflow deniyor. Yüksek debi geçişi. Tam tersi olduğunda da yetersiz debi olduğunda low flow, eksik debi. Bu durumda da kapasite yetersiz hale gelmiş oluyor. Bunları dengelemek için ne yapmak lazım? Manuel balans vanaları, işte sabit debili sistemler olduğunda manuel balans vanaları kullanılıyordu. Manuel balans vanaları halen kullanılıyor. Ama sistem sabit olması koşuluyla, dolayısıyla ne kadar debi, kaç kilopascal basınç farkında nerede ne kadar debi almanız gerekiyorsa skalaları var. O skalalar üzerinden belli set değerlerini getirip ayarlıyorsunuz. Ama debi değişince statik balans vanaları buna tepki gösteremiyor. Ayarladığınız set değerinde kalıyor kısmi yüklerde. Dolayısıyla sistem istediğiniz gibi çalışmamış oluyor. Şimdi burada bir grafikte örnek var. Aslında bir pompa seçim grafiği diyebiliriz. Sistem karakteristikleri var. İşte kazandaki bir sistem tasarladınız. Isıtma soğutma sistemi. Kazan eşanjörler vesaire var. Borulamalar var.
borulamalardan gelen basınç kayıpları var. Tesisatın diğer noktalarında işte fittingslerden falan, dirseklerden gelen kayıplar var. Bunların hepsini topladığınızda karakteristiği bu şekilde görüyorsunuz. Daha sonra da pompa karakteristiği ile çakıştırdığınızda ve pompa karakteristiğin o çakışma noktasının bir gerisinde pompacı meslektaşlarım tabii daha iyi bilir. Seçim yapıyorsunuz. Bu sizin pompanızın basma yüksekliği oluyor. Yalnız şurada gösterdiğim kırmızı yani delta B kontrol vanası diyor. Bu da sizin son noktada kullandığınız iki yolu kontrol vanası. Onun üzerine gelen basınç farkı aslında. Ya yani bu basınç farkı eğer sistem kısmi yüke gelirse normal %100'lükte mavi konumda bakın. Bu kadarlık bir yük biniyor kontrol vanasının üzerine. İki yolu motorlu vanasının üzerine yani sistemi kontrol eden vanasının üzerine. Bir oda düşünün, odada örneğin. Sistem %50 yüke geldiğinde statik balans vanası buna bir cevap veremeyeceği için sistem karakteristiği de debi %50 iniyor. Dolayısıyla basınç kayıpları daha az. Gördüğünüz şu sarı kesimdeki basınç farkı artık o kontrol vanasının üzerine biniyor. Şu son noktada hesapladığınız kontrol vanasının üzerine biniyor. Çünkü bunu dengeleyecek hiçbir şey yok geride. Dolayısıyla statik balans vanaları bu yüzden karşılık veremiyor değişken debilere. Tabii değişken debilere karşılık verebilmesi için yeni sistemler geliştirildi. Yani bu ne? Delta P kontrolör, fark basınç kontrol vanası. Bu vana bir statik vana ile beraber çalışan bir membranlı tip yapıya sahip bir fark basınç kontrol vanası. Aradaki bağlantı bir impuls tüpüyle sağlanıyor. Su var tabii içerisinde. Gidiş hattında manuel balans vanası, dönüş hattında da fark basınç kontrolü sağlayan. Yani bu devre içerisinde öngördüğünüz basınç farkını sabitlemeye yarayan kısım burası. Fark basınç kontrol vanasında. Bir vana seçerken burada statik balans vanasıyla maksimum bu içerideki debiyi limitlersiniz. İhtiyacınız olan debiyi. Fark basınç kontrol vanasıyla da ihtiyaç olan fark basınç kontrolü limitlersiniz. Bu devredeki devrenin ihtiyacı olan fark basınç vanasını. Tabii bu ihtiyacı olan delta P'yi nasıl belirleyeceksiniz? Onun hesaplama yöntemini daha sonraki slaytlarda göstereceğim. Dolayısıyla yani bu vanalar hesaplayıp buraya yerleştirildiğinde bu sizin pompanızın minimum ya daha doğrusu pompa basma yüksekliğine etkileyecek basıncı meydana getiriyor. Yani sizin pompanız basma yüksekliği 100 kilopaskalsa bu iki vana üzerinde vananın bir tanesi 20 kilopaskal, diğeri 10 kilopaskal basınç farkı oluşturuyor. O zaman 120 kilo 130 kilopaskal. Biri 20, biri 10 ise 130 kilopaskal basma yüksekliğine çıkmanız gerekiyor. Ama daha öncesinde iç ortamdaki ekipmanları düzgün seçmeniz gerekiyor. Yüksek basınç farkı yaratan ekipmanlar seçmemeniz gerekiyor. Optimum şartlar oluşturmanız gerekiyor. Ki bu devreyi set etmeniz gereken basınç farkı çok yüksek olmasın. Dolayısıyla pompanız çok yüksek basınç farkında devamlı çalışmak zorunda kalmasın. Bu sistem nasıl çalışıyor? Bu vana nasıl hareket ediyor? Görüyorsunuz sağ tarafta bir ekran açıldı. Orada hareketini izleyebiliyorsunuz. Bir membran kırmızı ile gösterilmiş. Üzerinde su var. Bu kırmızı olan su, sıcak su. Membranın üzerine denk geliyor. Bu saatlere dikkat edin, manometrelere. Bunlar bir tanesi çok hızlı hareket ediyor, bir tanesi çok yavaş hareket ediyor. Mesela sağ taraftaki çok yavaş hareket ediyor. Yani sistemi kontrol altına aldım demek istiyor. Burada bir odayı kontrol altına almak istiyorsunuz. Bir radyatör gösterilmiş mesela şekilde. Su debisi geliyor, geçiyor. Maksimum 1 metreküpe limitlediniz. 1 metreküpte gelip buradan geçip odanın içine giriyor. İstediğiniz ısıl verimi alıyorsunuz. Ama daha sonra sistemin diğer noktaları kapattığında eğer pompanızda bir hareketlenme olmazsa yani kendini kısmazsa buraya yüksek debi gelecek. Yani o kapanan kısımdaki debi aslında buraya hücum etmiş olacak. Dolayısıyla o debiyi bu impuls tüpü hissedecek. Yani içerisinden su geçecek ve membranın bu delta P kontrolünün üst tarafına gelecek. Üst tarafına gelip
aşağıya doğru bir baskı oluşturacak. Dolayısıyla mil aşağıya doğru hareket edecek. Siz yukarıdan ne kadar bastırırsanız aşağıdan da o kadar tepki olacak. Yani buradan impulslu penceresinden geçen sıcak su, yani su debisi membran üzerine geliyor. Aşağıya doğru membranı bastırıyor. Onun bastırdığı ölçüde mil aşağıya hareket ediyor. Aynı tepki tersten tekrar vanaya geliyor. Yani buradan ne kadar basınç gelirse aslında buradan da o kadar tepki geliyor. Dolayısıyla siz ilk başta set ettiğiniz değer arasında bu yay katsayısı oranında ve set ettiğiniz yay katsayısı oranında salınım yaparak kontrol altına almaya çalışıyor. Sistemde isterseniz 3 tane, 5 tane diğer tüm odalar falan hepsi kapansın. Sorun değil. Bunun belli bir sınırı var tabii ki. Üzerine alabileceği maksimum bir fark basınç var. Atıyorum 200 kilo paskal. Eğer pompa basma basıncınız 300 kilo paskalsa bu vana sistemi çalışamayabilir, düzgün çalışamayabilir, kontrol altına alabilir ama istediğiniz gibi etkin olmayabilir. Evet, bunu geçiyorum. Tabii bu vanalar nerelere yerleştiriliyor? İşte daha çok branşman hatlarına koyuluyor. Bunu radyatörün önüne, tek bir radyatörün önüne koyamaz mıyız? Koyarız. Her birinin önüne koyabiliriz ama bu maliyeti yüksek bir çözüm. Dolayısıyla bundan sonraki adımda artık kombine vana dediğimiz basınçtan bağımsız vanaya girmiş oluyor. Dolayısıyla az önceki örnekte örnekteki gibi açıklamaya çalışayım. %100'lük altında bir kontrol vanası 10 kilopaskal basınç farkındaysa %50 yükte kullandığınız bir delta P kontrolörle %50 yükte bile yine 10 kilopaskala maruz kalmasını sağlayabilirsiniz. Eğer bunu zaten sağlayamıyorsanız istediğiniz debiyi de o mahal içerisinde sağlamanız imkansız. Evet, %50 debi de yine aynı basınç farkı üzerine geliyor. Delta P kontrolörü ve kontrol vanası uygulaması. Şimdi basınçtan bağımsız vanalarda asıl amaç yani bir gövdenin içerisine koyulan bu membran mekanizmasıyla veyahut da neyle sağlıyorsanız, hangi uygulama tipini yapıyorsanız, genelde membran oluyor. Membranla kontrol vanasını yani iki yollu motorlu vananın otoritesini artırıyorsunuz. Dolayısıyla arada hiçbir ekipman olmadığı için direkt buradaki basınç farkı motorlu vananın üzerine biliyor. Daha sonra yapacağımız hesapta da hani bunun neden %100 otoriteye sahip olduğunu göreceğiz. Bu motorlu vanaların üzerinde de debilerini set edebileceğiniz değerler var. Dolayısıyla o debi değerlerini ayarlayıp straw daha sonra motorunuzu eğer oransal çalıştıracaksanız mesela 0-10 volt aralığında straw bölerek eşit yüzdelere senaryo oluşturabilirsiniz. Kontrol senaryosunu oluşturabilirsiniz. Dolayısıyla vananın mesela görünümü bu. Şurada membran kısmı var. Bu membran tüm yükleri üzerine alıyor. Buradan debi set ediliyor yukarıdan. Onun üzerine de motor takılıp termostatla beraber kontrol ediliyor. Tek noktada birleştirilmiş halde. Bu da kombine vana olarak geçiyor. Bunu basınçtan bağımsız vana deniyor. Buradaki prensip ne? Aslında kronolojik bir sırası var bunun. Statik balans vanası, delta P kontrolör, devreyi kontrol eden ekipmanlar. Tabii devreler uzun olunca vanaların otoriteleri düşünüyor. Kontrol vanaların otoritesi düşüyor. Termostatik vana da bir kontrol vanasıdır. Onu bir termostatla çalıştırmazsınız ama hisseder. Otoritesi düşüyor. Hatlar uzadıkça artık bu kontrolden çıkıyor. Dolayısıyla hatları daha küçültmeniz gerekiyor otoriteyi artırmanız için. Ve bu da gelişerek kombine valans vanalarını oluşturmuş. Yani burada o membran getirilip kontrol vanasının altına gömülmüş. Nasıl çalışıyor? Bakın membran yukarıdan mil yukarı aşağı hareket ederek zaten pompa, aktüatör çalışmış oluyor. Kesitler alıp açılıyor. Diğer slide'da da alttaki membran yukarı aşağı salınım yaparak gelen basınç değişimlerini üzerine alıyor ve motorlu vananın miline herhangi bir yüksek basınç binmemesini sağlıyor. Dolayısıyla motor kararlı hale gelmiş oluyor. Yani ilk başta hangi değerlerdeyse hangi kontrol kabiliyetine sahipse o şekilde devam etmiş oluyor.
Bunun aslında çalışma prensibi şu. İlk başta belli bir debi geliyor, öyle düşünün. Buradan geçip gidiyor. Arkadan yüksek bir debi geldiğinde yine aynı yerden geçerken buradaki kesit artık dar geliyor ona. Yani bu Q eşittir A çarpı V bildiğimiz debi formülü. Kesite bağlı olarak hızın artması. Kesit burada daraldığı için hız artıyor. Hız artınca şuradaki basınç düşüyor bakınız. Burada da su var normalde. Basınç düşünce membran aşağıya hareket ediyor. Yani siz buradan ne kadar yüklenirseniz burada aslında o kadar aşağıya çekiyor. Bu yay yukarı aşağı salınım yaparak gelen yükleri üzerinde absorbe ederek kontrol vanasının rahat çalışmasına sebep oluyor. Evet, yani buraya kadar aslında vanaların iç yapısından biraz bahsettik ama biraz da otorite kısmına gelelim. Bu vanalarda %100 otorite olduğu söyleniyor. %100 otorite, vana otoritesi neydi? Vananın tam açık pozisyondayken üzerinde oluşan basınç farkının tüm sistemde oluşan basınç farkına oranı. Şimdi şu iki sistemi aslında birbirine benzetebilirsiniz. Burada basıncı sabit hale getiren, tutan pompa. Burada delta P kontrolörün gidiş ve dönüş propları. Yani motorlu vanayı kıskacı altına alıyor. Onu bir koruma getirmiş oluyor. Yani sana hiç kimse dokunamaz yukarıdan. Aslında bakıldığında benzetildiğinde o şekilde olabilir. Yani sistemde su debisi değiştiğinde artık sana kimse dokunamaz. Sen benim kontrolüm altındasın diyor aslında. Yani orana baktığınızda vananın üzerine gelen basınç farkı 12 kilopaskal. Tüm sistemdeki basınç farkı 12 kilopaskal. Totali 16 kilopaskal bakın. Delta P kontrolör bu loop'un dışında kaldığı için o 4 kilopaskalı saymıyorsunuz. 12 bölü 12 1. Yani %100. %100 vana otoritesi. Peki bu stroke kıstığı zaman ne oluyor? Otorite değişiyor mu? Hayır. Üzerinde ne kadar basınç farkı varsa yine o kadar olmuş oluyor. 12 kilopaskal bir 12 kilopaskal veyahut da işte 11 ise 11, 16 bile 16 yine bir olmuş oluyor. Dolayısıyla aslında bu vanaları devreye almak için minimum bir basınç farkına ihtiyacınız var. Yani minimum bir basınç farkı oluştuğunda vana üzerinde artık bu vanalar aktif hale geliyor. Basınçtan bağımsız vanalar. Şimdi sistemimizde kullandığımız vanalar da böyle. Sistemimize balans sonrası, kombine balans sonrası koyuyoruz. Çapa göre vananın üzerine düşen basınç farkı değişiyor. İlk hareketi alma basınç farkı değişiyor. Şimdi burada örnekte gördüğümüz grafikte mesela diyor ki vana diyor 16 kilopaskalda aktif halde. Burası debi ve basınç farkı grafiği. Debi %100 olduğunda ve 16 kilopaskal basınç farkı 100 metreküp saate setlediniz. 16 kilopaskal minimum fark basıncı verdiğinizde bu vana artık ve 16 kilopaskalın üzerine çıktığınızda ta ki 600 kilopaskal, 800 kilopaskallara kadar gelebiliyor, basınç farkına gelebiliyor. Üzerine basınç farkı düştüğünde bile bu 100 metreküp debiyi geçirir haldedir. Peki vanayı kıstım, motorlu vanayı kıstınız. Yani kısmadan önce direklaj ayarı yaptınız, debi ayarı yaptınız. 100 metreküptü de 80 metreküpe proje hesaplarını yaptınız. 80 metreküpe düşündünüz. O durumda da yine aynı grafik değişmiyor. 80 metreküpe setlediniz. Yine 16 kilo Pascal basıncı verirseniz, basınç farkını verirseniz vanaya sizin istediğiniz debiyi geçirir. Veyahut da 20 kilo Pascal basınç farkı verdiğinizde yine sizin verdiğiniz debiyi geçirir. Ama eğer 16 kilo Pascal'ın altına düşerseniz o verilen vanada, ya yani bu her vana için 16 kilo Pascal değil, 12 kilo Pascal da olabiliyor, 10 kilo Pascal da olabilir, 8 de olabilir. Yani vanaların üreticilerin kataloglarında bu belirlidir. Hangi kilo Pascal aralığı değerinde çalışabilir diye. Peki 10 kilo Pascal verdiğinizde bu vanaya ne oluyor? Bakın 10 kilo Pascal'dan yukarı çıkarsanız 100 metreküp de bir istiyorsanız alamazsınız. 90 metreküp de bir alırsınız. Yani dolayısıyla biz bir sistemde vanayı monte ettiğimizde eğer o vananın minimum basınç farkı oluşturulması, devreye alınması için gereken minimum basınç farkı 10 kilo Pascal'sa 10 kilo Pascal vermişsek ve o vanada 16 kilo Pascal varsa siz o vanayı eksik debide çalıştırmış oluyorsunuz. Kontrol altına alamıyorsunuz. Dolayısıyla hani pompayı kısarken de sizin aslında belirleyici değer olan buradaki değer 16 kilo Pascal. Yani pompanın basma yüksekliğini etken değer 16 kilo Pascal. Yani pompayı
16 kilopaskal son noktada 16 kilopaskal basınç farkı oluşturacak şekilde kısabilirsiniz. Tüm sistem kapattığında kritik noktadan 6 kilopaskal olacak şekilde çalıştırabilirsiniz. Bu grafikten aslında bunu anlıyoruz. Peki bu 16 kilopaskal değeri ne? Yukarıda göstermeye çalışayım şeyde. Burada bakın şu P1 ile P3 basıncın arasındaki fark aslında oradaki delta P, yani bu ikisinin arasındaki fark 16 kilopaskaldan 800 kilopaskala kadar çıkabilir. Siz tüm pomp, bir 8 barlık bir pompa ki çok yüksek bir değer aslında, bu vananın üzerine verdiğinizde vana istediğiniz işte 200 litre bölü saat, 300 litre bölü saat gibi küçük değerleri bile kontrol altına alabilir. Uygulamaları da klima santralleri uygulamalarında dönüş hatlarına genelde takılıyor vanalar. Yani basıncı ve sıcaklığı serpantinde biraz yok edip daha sonrasında hani vanaya daha düşük sıcaklık verilsin diye gidiş hattına da koyulabiliyor. Yüksek basınç bindirmeyelim çünkü devamlı sistem çalışacağı için vanalar daha düşük basınç farkında basınç üzerine alsın diye. Şeyi karıştırmayalım. Burada basınç farkından bahsediyoruz ama vanaların statik artık dinamik basınca dayanımı PN 16 sınıfı var, PN 20 sınıfı var. Yani 16 ve 25 barlara normalde statik olarak dayanıyorlar, yapıları dayanıyor. Ancak çalışma basınç farkından bahsediyoruz biz az önce. Hani orada bir karışıklık olmasın. Boyutları da bu şekilde ve üzerlerine motor takılarak monte ediliyor. Vanaların boyutlandırılması ve pompa basma yüksekliğinin etkisi. Yani bu çok kısaca bir yani üzerinden geçen birçoğumuz biliyordur. Bunları bilmeyenlerimiz olabilir bir hatırlatma babında. Normal PN sınıfına göre sınıflandırılıyor bu vanalarda. Yine DN'le çapları belirleniyor. Yani DN 10'luk çaplardan 250'lik çaplara kadar var. PN sınıfı da yine 40'lık çaplara kadar var ama daha çok 25 ve 40'lık çaplar bölgesel ısıtmada kullanılıyor. Yani bugün HVAC sisteminde PN 25'e çok rastlamadık ama çok yüksek olan binalarda tek zon yapılan yerlerde olabiliyor. Genelde basınç zonlaması yaparak eşanjörle kırılıyor. O şekilde çözülüyor. PN 16'da gidiyor. Çünkü ekipman maliyetleri çok artıyor. Sıcaklık da önemli tabii. Kullanım sıcaklığına göre vanalar seçiliyor. Vana seçiminde tabii en önemli faktör aslında KVS değeri. Vananın giriş ve sıkış arasındaki basınç farkı ve debi önemli. Vanaların kontrol karakteristiği aslında farklı çeşit karakteristikler var. Vanaların millerinin boyutların millerin ucundaki yataklara oturma şekline göre diyebilirim. Orada bir şekillerinde bir değişiklik yaratılıyor. İşte konik, oval gibi. Bunların sonucunda da logaritmik, split veya lineer karakterler karakteristikler çıkabiliyor. Yani bu tamamen sizin ısı transferi yapacağınız termüler ünitede ne kullanacağınıza bağlı. Yani ona göre aktüatörle birleştirip hangi tip ısı dağılım grafiği elde etmek istiyorsanız ona uygun bir karakteristik seçmezsiniz. Mesela split karakteristik. Burada split karakteristik de aslında söylenmek istenen şu. Ben diyor biraz debi fazla tutarım ama basınçta hafif sıcaklık değerlerine müdahale edebilirim fazla debi kontrolünde. Eğer rangeability'si iyi bir vana değilse mesela orada kontrol şansınız çok yok. Ama rangeability'si iyi bir vana kullanırsanız o rangeability'de daha hassas sıcaklık kontrolleri yapabilirsiniz. Diyor ki 3 metre 0.3 metreküpten sonra artık diyor ben de bir hızlı açarım ve hızlı bir sonuç almak istiyorum. Hızlı bir ısı verimi almak istiyorum. Ama oraya kadar çok fazla ısı verimi benim için önemli değil. Dibi biraz daha rahat hareket edilebilir konumda olsun. Bunlar çeşitli şekilde yorumlanıp zaten koyuluyor ama bizim HVAC sistemlerinde kullandığımız lineer ve logaritmik karakteristikli vanalar, split karakteristikleri daha çok bölgesel ısıtmalarda ve hızlı reaksiyon veren vana karakteristikleri yine bölgesel ısıtmalar alanında kullanılıyor. Lineer, biz tabii ki sistemlerde, HVAC sistemlerinde lineer ısı transferi isteriz.
Lineer ısı transferi neden? Çünkü terminal ünitelerde sudan havaya ısı taşınımı olan terminal ünitelerde parabolik eksponansiyel oluyor. Logaritmik bir vana seçtiğinizde ikisinin birleşiminde lineer bir enerji grafiği elde ediliyor. Yani asıl amaç lineer siteyi sağlayabiliyorsanız zaten ısı konforunuzu elde etmiş oluyorsunuz. Ama bu böyle bir S şeklinde oluyorsa sizin de kumanda kontrol kabiliyetiniz gitmiş, artık kumanda edemiyorsunuz demek oluyor. KV ve KVS değeri aslında çok karıştırılan değerler. Birçoğumuz biliyoruz ama hani gerçekte tam hani sorulduğunda acaba öyle miydi? Hani nasıldı falan ikileme düşülebiliyor. Ya buradaki KVS değeri üreticinin verdiği değer. Vananın bir barda 20 santigrat derecede tam açık pozisyondaki geçirdiği maksimum debi. Bunu katalog değerlerinden alırsınız. Yani vananın kapasitesini görmek için. KV değeri de yine aynı sıcaklık ve basınç şartında vananın herhangi bir konumundaki geçirdiği debi. Yani aslında vananın, milinin her bir hareketinin bir KV değeri mevcut aslında. Seçim parametrelerinde yine statik basınç sınıfı önemli. Kapama basıncı, vananın üzerine ne kadar yük biniyor, sıvı yükü. Dolayısıyla o basınç farkına vana kapatamayabilir. Onu korumanız gerekiyor. Vananın hareketi, genelde bunlar motorlarla, işte normalde açık ya normalde kapalı olabiliyor vanalar. Yani siz elektrik verdiğinizde mesela normalde kapalı duruyor vana, elektrik verdiğinizde açıyor. Veyahut da vana normalde açık duruyor, siz elektrik verdiğinizde motora kapanıyor gibi çeşitli versiyonlara ve uygulama alanlarına göre de bunu seçebiliyorsunuz. Önceden ildelemeniz gerekir. Akışkanın cinsi, sıcaklığı, montaj şartları vesaire, diyen ölçüleri. Bunlar tabii önemli borun çapına göre. Şimdi mesela bir en çok karşılaştığımız şey şu, işte ya boru çapıyla aynı mı alacağız vananın basınç vananın çapını, yoksa hani bir çap küçük mü alacağız? Genelde hesaplamalarda bir çap küçük çıkıyor. Ama iki çap küçük aldığınızda ne oluyor? Biraz daha yüksek dirence maruz bırakmış oluyorsunuz pompanızı. Onun için hani iki çap veyahut üç çap küçük çıkması çok tavsiye edilmez. Hani montaj, hem de montaj açısından zorluk yaratabilir. Vananın ayar kabiliyeti, vana otoritesi ve vana kavitasyon katsayısı önemli. Yani çok fazla kavitasyonun hesaplandığını ben düşünmüyorum. Hani görmedim de. Ama bu da önemli bir değer. Çünkü vana milini aşındırıyor. Vana otoritesinden bahsetmiştik zaten. Ayar kabiliyeti. Bu vana ayar kabiliyeti aslında önemli. Buna bunun anlamı şu. Sizin 1 bölü 50 veya 1 bölü 100 rangeability'de bir vananınız olması demek ne demek? Aslında 1 bölü 100, 1 bölü 50 mi daha iyi, 1 bölü 100 rangeability mi daha iyi, 1 bölü 100 rangeability daha iyi. Yani daha iyi düşük debilerde, şuradaki grafiğe bakarsanız, düşük debilerde daha iyi kontrol yapma şansınız var. Bakın şu grafiğe bak, rangeability'si 30. Mesela 10, 2, 1. Rangeability'si mesela 30 olanda çok düşük debilerde çok rahat, yani düşük stroke'larda kontrolünüz çok iyi değil. Düşük rangeability'lerde. Ama rangeability'si ne kadar yüksekse o kadar iyi. Genelde basınçtan bağımsız vanaların, yani VAC sisteminde kullandığımız vanalarda bu 1 bölü 1000'lere yaklaşıyor rangeability'leri. Yani 2,5 milim bir vana stroke'unu 1000'e bölebiliyorsunuz. Tabii daha önceki, yani şu anda kullanılan on-off veya oransal aktüatörler, on-off aktüatörler zaten aç, kapalı veya açık. Oransal aktüatörler 1 bölü 200, 1 bölü 250 adımda çalışabiliyor. Yani yeni geliştirilen dijital aktüatörler ise 1 bölü 1000 hassasiyetine cevap verebiliyor. Ya bu ne demektir? İçeride konfor şartını çok rahat sağlayabilirsiniz demektir. Yani overflow olmadan. Yine vana otoritesinde 2 yollu, 3 yollu vanalarda, 3 yollu vanalarda %30'dan büyük vana otoritesi, 2 yollu vanalarda %50'den büyük olması istenir düzgün otorite için.
Ama bu vanalarda, basınçtan bağımsız vanalarda van otoritesi %100'dür. Ne oluyor? Şimdi sistemde van otoritesi %100 grafiği bakın. Van otoritesi %50, van otoritesi %30. Şu noktada sistem çalıştığında bakın düşük debide enerji grafiğine, enerji emisyon grafiği olduğunu düşünün. Çok düşük debilerde aslında sistemin enerji ihtiyacını hemen verebiliyorsunuz o küçük debide. Yani şu küçük debilere ne kadar iyi kontrol edebilirseniz aslında buradaki enerji verimini o kadar kontrol etmiş olursunuz. Yani düşük debiler olduğu için osilasyon fazla olur. Yani vananın rentabilitesi iyi olmadığı zaman arada burada çok büyük bir osilasyon olur. Yani o zaman kontrol şansınız zor olur. O yüzden rentabilite burada önemli mesela. Şu noktaya baktığınızda da burada da yavaş reaksiyon. Yani %50 ile %100 stok arasında büyük bir debi var. Ama sizin enerji transferi çok az. Bakın. Dolayısıyla tepkiyi hemen hissedemeyebilirsiniz. %100 otoritede de zaten hani ideal bir aralık yakalamış oluyorsunuz. Sıcaklığı istediğiniz konfor şartında sağlayabiliyorsunuz. Kavitasyon az önce bahsettiğim mutlak basınçla alakalı, buharlaşma basıncı ile alakalı her malzemenin belli bir basınç ve sıcaklık değerinde, mutlak sıcaklık değerinde den sonra artık yıpranma payı oluyor. Vana mili aç kapa yaparken bu mutlak buharlaşma basıncı normal sıvı basıncın altına düşüyor ve baloncuklar oluşuyor. O baloncuklar çok sayıda ve fazla süreli olduğu zaman bu soldaki resimlerde de görüldüğü gibi korozyona sebep oluyor. Vanaların bu şekilde karakteristikleri bozulmuş oluyor. Bu da dikkat edilmesi gereken bir konu aslında. Vana açıklık derecesi. Vanalar seçilirken mesela öyle değerler oluyor ki %5 açıklıkta olması isteniyor mesela vananın. Yani hesapladığınızda %5 açıklıkta çıkıyor. Veyahut da %90-95 açıklıkta çıkıyor. Vanaların tablolarına baktığınızda aslında bu değerlerde çalışabiliyor. %110'a kadar çalışabiliyor vanalar set değerleri, debi değerleri ayarlandığında. Veyahut da %5'te de kontrol edebiliyor. Yani yaptığımız deneysel çalışmalarda %5, %10 kıstığında vana %10 değerine kadar rahatlıkla çalışabiliyor. Ama yani teoride ve pratik bilgilerden vananın açıklığının %70-80 ne kadar açıklık derecesi olması aslında rahat bir şekilde %70-80 lineariteyi yakalarsınız. Yani %30 açıklığın üzerinde olması durumunda. Bu da KVS değerine bölünmesiyle elde ediliyor. %30 üzerinde olan açıklık derecesinde yani vana stroke milinin vanayı %50 değerine set ettiğinizde mesela idealdir. Dolayısıyla hani vanalar hesaplandığında vanayı kaça set edeceğim denildiğinde size %10'a set edeceksin denildiğinde ya %10'a set etmeyelim ama bunu bir düşük çapını alıp biraz daha yükseğe çıkaralım demek daha doğrudur. Vananın kontrol kabiliyeti açısından. Şimdi tabii biraz örneklerden bahsedeceğim. Nasıl hesaplanıyor bu değerler? İşte burada aslında hesaplayacağımız değerler bizim pompa basma yüksekliğine etki edeceği basınç değerlerini belli ediyor. Yani siz burada kaç kilopaskal değerlerine göre hangi çapta vana hesaplarsanız o değerler sizin direkt olarak pompa basma yüksekliğine olan değerinizi etkiliyor. Dolayısıyla hani eğer burada mesela delta H yazan noktada bir delta P sensörü kullanıp motoru çalıştırmak istiyorsanız pompayı ondan sonraki sistemdeki basınç değerlerine bakmanız gerekiyor. Buradaki örnekte delta H 100 kilopaskal olarak sabit tutulsun diyelim. Buradaki kontrol vanasını ve otoritesine bir bakalım. Fan coil 15 kilopaskal. Normal bir kontrol vanası bu. Statik balans vanasıyla çözülmüş. Bir tane fan coil tesisatı. Fan coil'de 15 kilopascal ve geçirmesi istenen debi 7,2 metreküp. Burada delta P balans vanası dediği aslında manuel balans vanası.
Yani bunun devre gerekli minimum değer 3 kilopaskal. Bu 3 kilopaskal olmayabilir, daha yüksek değer de olabilir. Ama minimum 3 kilopaskala in diyor üretici. Neden? Şurada iki tane prop var. Burada bu vanayının çalışıp çalışmadığını, yani uygun değeri, debi geçirip geçirmediğini görebilmeniz için bir ölçüm yapmanız gerekiyor. Bu ölçümün minimum şartı diyor 3 kilopaskal. Markadan markaya da değişebilir tabii ki. Başka modeller, aynı markanın başka modelleri de başka bir minimum değere sahip. 3 kilopaskal olarak biz başlıyoruz ilk başta hesabımıza. 100 kilopaskalda delta H'i sabit diyoruz. Yani gidiş ve dönüş arasında 100 kilopaskal olsun istiyoruz. 15 kilopaskal fan coil'imizdeki basınç kaybı. 3 kilopaskalda şeyde olacak, balans vanasında olacak. Dolayısıyla kontrol vanasının üzerine düşen delta P 0.82 bar. 82 kilopaskal. KV formülünden, direkt Q bölü kök delta P formülünden 8 metreküplük bir debi çıkıyor. Dolayısıyla hani burada diyen 41 vana seçmeniz gerekir. 10 metreküplük, yani bu da bir şeyden alınan değerler, katalog değerlerinden. Vana üzerinde bu sefer tabii ilk başta 8.2 82 kilopaskal aldınız ama seçtiğiniz vana 10 metreküplük, dolayısıyla daha büyük bir kontrol vanası. O zaman demek ki gerçek basınç düşümü 0.82 kilopaskal değil. O zaman bunu tekrar formülasyonda yerine koyup tersten sağlamasını yapmanız lazım ve gerçek delta P değerini bulmanız lazım. Burada 10 metreküp değeri yerine koyduğunuzda gerçek delta P değeri ise 52 kilopaskal çıkıyor. Yani siz diyen 40 bir vanayı seçtiğinizde 52 kilopaskallık basınç kaybı var. Yani bu pompanıza direkt etkileyecek olan basınç. Yani 80'inki değil 52. Devamlı çalışan sisteminde düşünün. Hani buradaki kazandığınız 30 kilopaskal. Dolayısıyla bunun otoritesine baktığınızda delta H 100 kilopaskalda sabit tutulmak isteniyor. 52 bölü 100, %52, 0.52. Yani aslında iki yolu motorlu vanalar için %50 ve üzerinde olması isteniyor otoritenin. Bu da kabul edilebilir bir değer. 40'lık bir kontrol vanası koyuldu. Şimdi balans vanasına bakalım. Bu balans vanasını nasıl boyutlandıracağız? İlk başta tabii 3 ile başlamıştık. 3 kilopaskal minimum değer demiştik. Şimdi biz kontrol vanasındaki basınç farkını belirledik. 52 kilopaskal uygun dedik. Ana sistem buradaki delta P'yi de 100 kilopaskal tutacağımızı söyledik. Yani burada sabit olmalı. 100 kilopaskal, 52 kilopaskal kontrol vanası üzerine çıkan değer, 15 kilopaskal da zaten fan coil ile olması istenen değer, verim o basınç farkında ancak istediğimiz verimi alabiliyoruz. Dolayısıyla balans vanasının üzerine düşen değer 33 kilopaskal. 33 kilopaskal koyduğunuzda yerine 13 yine KV formülünden 12,5 metreküp. Yani burada aslında 40 ile 50 arasına düşen bir değer. Diyen 50 vana seçtik. Diyen 50 vana seçtiğinizde tabii bunların bir tabloları var. Bu tablolardan direkt vanaları çünkü belli bir değere set etmeniz gerekiyor. Tam açık pozisyonda bırakamazsınız statik balans vanalarını. Yani belli üzerlerinde 1'den 10'a kadar veyahut da daha farklı skalalar var. O skalalar her bir basınç farkında ne kadar debi geçirdiğini belli ediyor. Bunların da bir tabii şeyleri var, grafikleri var. Onlardan bakmak gerekiyor. Mesela burada 7.2 metreküplük debimiz vardı. 52 kilo, pardon, basınç farkı değerimiz neydi? 33 kilopaskal. 33 kilopaskal direkt 12,5 metreküpe doğru çiziyoruz. Yani bu vanayı 1.82 değerine set edebilirsiniz. DN51 vana seçtiğinizde 2 değerine getirebilirsiniz. Dolayısıyla preset 1.8'de kalmış. Ben orada 2 gördüm. Tabii işte 1.8 2 değerine getirebilirsiniz. Yani siz bunları devreye alırken böyle bir sistemle karşılaştığınızda her birisini böyle inceden didiklemeniz gerekiyor. Özellikle de kritik noktalarda. Çünkü bu direkt basınç farkı 33 kilopaskal sizin pompanızı etkileyecek diğer bir basınç farkı. Yani 33 kilopaskal buradan gelecek. 52 kilopaskal motorlu vanadan gelecek. 15 de coil'den gelecek. Hepsinin toplamı sizin pompanızın basma yüksekliği aslında.
sisteminde kritik noktada olduğunu düşünün. Orada sağlamanız gereken değer. Peki delta P kontrolör kullanıldığında, yani otomatik balanslaması kullanıldığında hesaplama nasıl oluyor? Burada bu delta P kontrol vanasının konulmasının amacı şuradaki kontrol vanasının sistemin diğer noktalarındaki basınçlar, sistem diğer termal üniteler kapattığı zaman oluşacak basınç dalgalanmasından etkilenmesin diyedir. Yani bu vananın kontrol kabiliyetini artırmak içindir. Peki bu vana ile delta P kontrolörü nasıl çaplandırıyoruz? Delta P kontrolördeki ASVPV dediğimiz, yani işte otomatik balans vanasını hangi set değere getireceğiz? Bunların hepsinin normalde sahada irdelenmesi gerekiyor. Bu ASVPV denilen statik balans vanasının hangi değerde olması gerekiyor? Az önce mesela hesapladık. Ve bu delta P kontrolör nereyi kontrol ediyor? Şurada yeşille gösterdiğim okta aslında şu alandaki basınç farkını kontrol altına alıyor demektir. Şimdi eğer bu kullandığınız statik balans vanasında şuradaki bağlantı propu, şu aslında bir bağlantı propu, yani buradan normalde su geçiyor. Vananın eğer bu şey noktasının, kapama noktasının sağ tarafında kalıyorsa o zaman şuradaki loop'un dışında kalmış demektir. O zaman bu ASV denilen balans vanasını loop'a dahil etmemeniz gerekir. Ama eğer sol tarafından bağlanıyorsa o zaman bu loop'un içindedir. O basınç farkını dahil etmeniz gerekir. Şimdi hesaplamaya geçelim. Önce kontrol vanasının, fark basınç kontrol vanasının nasıl seçildiğini ve set edildiğine bakacağız. Önce çapını belirleyeceğiz. Çapını nasıl belirleyeceğiz? Bu sistem delta H bu arka noktada 0.5 ile 0.8 bar arasında dalgalanıyor. Sistem devamlı değişiyor. Değişken debilerde. Fan coil'de 10 kilopascal basınç farkı isteniyor ve debisi 1.8 metreküp olsun isteniyor. Fark basınç kontrol vanasının seçiminde şimdi eğer 40 kilopascal'da sistemi de, yani şurayı 40 kilopascal'da sabit tutmasını istiyoruz bu delta P kontrolörün. O zaman işleme loop'un içerisindeki 40 kilopascal'la başlayacağız. Normalde vananın sol tarafına ana sisteme gelen basınç farkı 0.5 diyelim. Yani 0.8'i dikkate almayalım. 5 ile hesaplayalım biz. Çünkü dalgalanıyor devamlı. Küçüğüne göre hesaplayalım. 50 kilopascal. Sistemde loop'ta 40 kilopascal'da tutmak istiyor. Loop için gerekli değerde aslında şurası. O zaman bu vanaya, ASPV denilen delta P kontrol vanasına düşen basınç farkı 10 kilopascal. O zaman KVS formülasyonundan 1.8 metreküp için 5.69 metreküplük debi çıkıyor. Geliyoruz. Yine aynı şekilde katalogdan o debiye karşılık gelecek 63. Yani şimdi burada bir küçüğünü tabii seçtim. 5.63 metreküp, ama onun yerine ben 4 metreküplü seçsem ne olur? Yine formülasyonda 4 metreküplü seçtiğimi varsayıyorum. Yani 32 DN32. Bu durumda 20 kilopascal basınç farkı oluşuyor. Ama biz başta 0.1 kilopascal öngördük. O zaman demek ki bir yönü seçeceğim. O durumda da 8.1 metreküpe düşüyor. Yani 10 metreküpü koyduğumuzda. Bu ideal bir değer. Tamam. 8.1 kilopascal, başta 10 kilopascal öngörmüştük. Üzerine 8.1 kilopascal gelecek. Bu 8.1 kilopascal artık cebimde. Yani bunu pompaya eklenecek bir basınç farkı olarak düşünüyorum. Şimdi 40 kilopascal'ı nasıl pay edeceğim bu devre içerisinde? Şimdi burada kontrol vanasının seçimine geliyorum. Kontrol vanası değerler yine aynı. 0.5, 0.8 bar delta H ve coil'de 0.1 var ve debi 1.8 metreküp. Kontrol vanası seçiminde de ne yaptık? Delta P'ye 40 kilopascal demiştik. Loop'u devre tutacağımız değer. 10 kilopascal'da coil'den istediğimiz basınç farkı. 3 kilopascal'da az önce söylemiştik minimum. İlk başta başlarken bir referans değer girmemiz gerekiyor. Minimum 3 kilopaskal'la ölçebiliyor. 3 kilopaskal'la başlıyoruz. Dolayısıyla 28 kilopaskal. Yani burada kontrol vanasının üzerine 28 kilopaskal düşecek demek istiyoruz. Çünkü ASVI coil'den çıktık. Toplam 40 değeri ve 3.4 metreküp saat çıkıyor KV değeri. Geliyorum tabloma. 3.4'ü veren DN25 vana. DN25 vana da 3.4, ama biz 4'lük vanayı seçtiğimiz için, kontrol vanasını seçtiğimiz için
Basınç kaybı 28 kilopaskaldan 20 kilopaskala düşüyor. Yani gerçek değer demek ki 20. Otoritesine baktığınız zaman loop yani devre 40'ta 20 bölü 40 %50. İdeal bir değer. Tamam, burada düzgün çalışır diyoruz aramız. Devam ediyorum. Şimdi tabii bir de bu ilk başta bir referans olarak aldığımız balans vanasını hesaplanmasına bakalım. Yine orada da ilk başta delta P devreyi 40'ta tutma istiyordum. 10 kilopascal coil'deki basınç kaybımı istiyorum. 20 kilopascal kontrol vanasının üzerindeki basınç kaybı gerçek değerler üzerinden gidiyorum. 10 kilopascal demek ki üzerine ASVI denilen statik balans vanası üzerine düşen basınç farkı. Koyduğumuzda KVS formülü 5.69 metreküp. Bu durumda DN32 bir vana. 6.3 metreküp DN32 bir vanaya denk geliyor. Yani biraz daha büyük tabii vana. Bu durumda da bunu presetting değerinden ayarlamamız gerekiyor. Çünkü 6.3, ben 6.3 debi geçsin istemiyorum. Çünkü 6. debi eksi 5.69 debi 0.4 gibi bir değer. Bu eğer tam açık pozisyonda bu vanayı çalıştırırsam, statik balans vanasını, o zaman benim sistemimde devamlı 0.4 metreküp bu sistem çalıştığı müddetçe ömrü boyunca fazla geçirecek. Bu da benim pompamı fazla basması demek. Geldiğimizde bunlar yine aynı seçim sistemi diyelim. 1.8 metreküp direkt basınç kaybı 10 kilopaskal 5.69 metreküpten, yani DN32 bir vana seçtiğinizde 2.5 set değerine getireceksiniz. Bunlar normalde vanaların set değerleri üzerinde var. Evet, şimdi her bir ünitenin aslında şeyini seçtik. Her bir kullandığımız vananın basınç farklarını seçtik. Şimdi sıra delta PV'nin çapını seçmiştik. Seçilen bu çaptan sonra da bunun basınç ayarını seçeceğiz. ASVI'nin set ayarını ayarladık. Buna ne dedik? 2.5'e set edilecek ayar değeri. Delta P kontrolünde bu loop'u set etmemiz gereken değeri 40 kilopascal. Hesaplamadan direkt delta P ASVP ve set, yani delta P kontrol vanası set değeri, kontrol vanası kontrol vanasının basınç kaybı, fan coil'in basınç kaybı. Burada basınç boru basınç kayıplarını iptal ettiğimiz için hani imal ediyoruz. Değerlendirme almadık. ASVI'nin basınç kaybı 8.2 kilopascal. Bunlar gerçek değerlerden aldığın değerler. ASVP ve delta set yaklaşık olarak 38.2 kilopascal. Yani 40 kilopascala yakın değerler. Yani artık bu vananız seçtiğiniz bu çapta DN32, DN25 çapta ASVP ve DN32 çapta yani buna ikisini de aynı çap seçebilirsiniz. Bu sefer basınç kaybınız biraz daha yüksek çıkacaktır. O da pompaya etkileyecektir. Onun için hani çıkan değerler daha düşük basınç kayıplarında optimum değerleri seçmek gerekir. Biraz da kabul tabii, mühendislik yaklaşımınıza bağlı. Artık şu devreyi ölçtüğünüzde 38.2, yani 40 kilopaskalı alabilmeniz lazım. Yani pompayı çalıştırdınız, burada 40 kilopaskalı görmeniz gerekiyor. Eğer görmüyorsanız 30 kilopaskal görüyorsunuz, demek ki buradaki maksimum yükte debilerinizde sıkıntı olacak. Yani eksik ısınma veya eksik soğuma olacak sistemde, nerede kullanıyorsanız. Peki kombine vanalarda ne oluyor? Yani tek gövde olan vanalarda ne oluyor? Onlar da şöyle, direkt dizayn debiniz yüzde, mesela burada 50-500 litre bölü saatlik bir dizayn debimiz var. Direkt olarak KV formülünde delta P 1 olarak geçiyor. Neden 1 olarak geçiyor? Çünkü şurada bakın 16 kilopaskaldan sonra artık basınç sabit. Dolayısıyla basınçtan etkilenmediği için 1 olarak yazıyoruz ve 500 litre bölü saatlik bir vananın direkt katalogdan, vana kataloğundan hangi çapa denk geldiğini buluyoruz. Ona uygun vanayı seçiyoruz. Burada 500 litre bölü saat için 15'lik bir vana seçilebilir. 15'lik bir vananın nominal %100 açıklıkta geçirdiği debi 600 litre bölü saat. 500 litre bölü saat bölü 600 litre bölü saat de bu vananın stroğunu ayarlayacağımız değerine denk geliyor. Yani sizin 500 litre bölü saate ihtiyacınız varsa, diğer 15'lik bu vanayı seçiyorsanız %80'e set etmeniz gerekiyor, atıyorum 500 bölü 650.
Ama tabii artık yeni dijital aktüatörlerle, yani basla haberleşebilen aktüatörlerle bu set değerlerini de hesaplamanıza gerek kalmıyor. Önceden bu değerleri sahada etiketlenerek yapılıyordu. Yine de halen daha öyle dijital aktüatör olmayan projelerde bu set değerleri veriliyor. Ya yani binlerce vanayı düşünün. Her birini etiketliyorsunuz, koyuyorsunuz. Şunun set değeri bu olacak, bunun set değeri bu olacak. Aynı mekanda, aynı çapta farklı yüzde değerleri olabiliyor. Yani onu sahada ustanızın hangisinin nereye geleceğini ya bilemeyebilir. Çok yetkin bir kişi olması gerekir. Projeyi okuyabilen bir kişi olması gerekir ki doğru vanalar doğru yerde maksimum debiler limitlensin. Yoksa hepsi yanlış olabilir. Ama dijital aktüatörlerde bu artık böyle değil. Uzaktan istediğiniz set değerine giriyorsunuz. Vana kendisini set ediyor. Diyor ki kaç litre bölü saate ihtiyacınız var? 500 litre bölü saat. 500 litre bölü saat diyorsunuz. Atıyorum %80 açıklığa getiriyor. Bu şekilde binlerce vanayı aynı anda şeyi alabiliyorsunuz. Devreye alabiliyorsunuz ve tabii işletmesel açıdan ilk montaj açısından da bayağı kolaylıkları oluyor. Şimdi diğer bir konu, bunlar aslında biraz tanımlamaydı, tanımlamayla alakalı konulardı. Yani vanalar nasıl çalışıyor, basınç kaybı değerleri, çaplandırmaları nasıl yapılıyor, onlarla ilgili konulardı. Şimdi delta P sensörü ile pompanın optimizasyonu. Ya yani burada şimdi sahada bu yapılması için tasarımcıdan alınan vana basınç kaybı değerleri minimum ne olmalı? Bir kere onu hani bilinmeli. Pompacı eğer pompa oransı almışsa pompa üreticisi servisi gelmeli. Yani bu ve vanacı vana üreticisi bir arada olmalı. Vanayı devreye alırken ve hatta bir arada olmasa da en azından hani benim vanam 16 kilopaskal veya 20 kilopaskal minimum basınç farkında sizin istediğiniz maksimum debiyi geçirir diyebilmeli. Ona göre de sıfır yük durumunda tam kritik devre açıldığında pompa minimum değerine, frekans değerine çekilebilir. Bu şekilde optimize edilmeli. Yani çok güzel cihazlar kullanıyoruz, vanalar kullanıyoruz, pompalar kullanıyoruz, enerji verimliliği diyoruz. Artık haberleşmeli sisteme geçiyoruz. İleride ne olacak? Bu veriler artık toplanmaya başladı cloud'da. Toplanıyor, binanızın yıl boyunca gösterdiği enerji davranışları inceleniyor. Ona göre sistem çalıştırılıyor. Daha yani bir önceki sene mesela harcadığınız enerji bir sonraki sene daha aza dönüştürebiliyorsunuz mesela. Bunu görebileceksiniz. Ama onun öncesinde sistemi tamamen verimli tasarlandığı şekliyle aktif hale getirmemiz gerekiyor. Bunun için de bu üç ana oyuncuya rol düşüyor. Etkileşim içinde olmaları gerekiyor. Bunun da biraz farkında vardırmak istedik aslında. Delta P sensörü ile pompa optimizasyonu şu şekilde. Normalde tabii pompa seçilirken sistem karakteristiği ile pompa karakteristiği çakıştırılıyor ve %100'lükte pump belli ediliyor. Şimdi normal sistemde pompalar, yani bir oransal kontrollü bir pompa aslında üç şekilde de çalıştırılabiliyor. Yani sabit debili, sabit delta P'li, oransal veya parabolik veya yani delta P sensörüne bağlı olarak da çalışabiliyor. Üç farklı grafikte. Yani frekans konvertörlü pompalar tabii sistemde pompa istenilen değere gelmesi için, yani sistemde vanalar kapattığında pompa basma yüksekliği yüksekliğinde pompa artık kendini daha alt frekans değerlerine değiştirerek sisteme adapte olabiliyor. Hidrolik balanslamada önemli bazı terimler var. Mesela işte otorite dedik. Otorite vanalarla basınçtan bağımsız vanalarla sağlanıyor. Önceden tabii tek tek hesaplamak gerekiyordu. Artık onu diskalifiye ettik diyebiliriz ki çoğu projede artık balans vanaları basınçta bağımsız olarak kullanılıyor. Sadece devreye almalarında hani sıkıntılar var. Pompa karakteristiklerinde de delta P ağırlıkta görüyorum ama oransal çalıştırma isteği çok fazla. O şekilde çalıştırılabilir ve bunların çalıştırılabilmesinde de en etkili ürünler aslında basınçtan bağımsız vanalar. Eğer basınçtan bağımsız vana tabii kullanılabiliyor ama kullanılmadığı durumda statik artı iki yollu vana kullanıldığında, normal kontrol vanaları kullanıldığında bazı low flow dediğimiz düşük debi, yani ısınma problemi veya overflow dediğimiz
kavramlar oluşuyor. Veyahut da delta T sendromu dediğimiz. Bu delta T sendromu genelde klima chillerlarda dönüş delta T'sinin aslında sabitlenmesi, sabit gelmesi istenir. Çünkü chiller devamlı her kalkışta farklı enerji üretecek, farklı COP'de çalışacak ve yani 13 derece dönüştüğü sıcaklığı istiyorsa, 11 dönüyorsa o 13 derece çıkaracak şekilde kompresörü çalışacak ve sisteme de bir enerji kaydedecek. Yani boş yere çalışmış olacak ama siz istediği sıcaklığı verirseniz hiçbir kayıp olmadan işini görebilecek, COP'si artmış olacak. Bu delta P sensörlerini nasıl yerleştiriyoruz? Yani aslında kolay baktığımızda fan coil'lerde ve avluların dizilişlerine göre değiştirilebilir. Çünkü çok karmaşık dizilişler de olabilir. Burada kritik nokta daha çok belirleyici. Kritik nokta mesela bir bina yaptığınızda bir bölümü ilk başta devreye alınıyor, daha sonra orası kapatılıp diğeri devreye alındığında kritik nokta değişebilir. Uzun süre o şekilde çalışabilir. Bu durumda mesela iki farklı delta P sensörü koymanız da gerekebilir. Fazla ısı emisyonunun olduğu noktalarda mesela hani bu cihaz önemli. Bu cihazın önüne koyup buna göre sistemi çalıştıralım da diyebilirsiniz. Tamamen tabii size ve tasarımcıya ve işletmeciye kalmış bir konu. Şimdi bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Normal iki yollu kontrol vanalarıyla basınçtan bağımsız vanalar kullanıldığında, mesela bir oransal kontrollü bir pompa kullandığınızda katlar arasında balanslamayı sağlayabilir misiniz? Yine de yani şeyle bir delta P sensörüyle konumlandırdığınızda ve pompayı ona göre çalıştırdığınızda şeyi sağlayabilir misiniz? Her branşmanda değişken debiler olduğunda istediğiniz debiyi sağlayabiliyor musunuz termal ünitelerde? Ona bir bakalım. Şimdi normal burada sol tarafta bir klasik vanalar var. İki yolu kontrol vanaları var. Bakın 16 kilopaskal basınca göre set edilmiş. 1 metreküp debide 15 kilopaskal basınç kaybı oluşturacak şekilde bir tane terminal ünite var. Yine 4 kilopaskal basınç farkı oluşturan bir statik balans vanası var. Sistem böyle çözülmüş. Ama siz bunu proportional bir pompayla kontrol, modeling bir pompayla kontrol etmek istiyorsunuz ve en verimli olan şekliyle delta P sensörü kullanarak sistemi devreye almak istiyorsunuz. Geliyorsunuz kritik noktaya, koyuyorsunuz propları, diyorsunuz ki burası 35 kilopaskal olacak. Peki sistem çalışmaya başladığında atıyorum o son noktadaki iki terminal ünite kapandı. Dolayısıyla sizin delta P sensörünüz 35 kilopaskal'la setli olduğu için yine 35 kilopaskal'da tutmaya çalışacak. Ama sizin normal kontrol vanası ve statik balans vanası aslında bu değeri sağlamak için 35 kilopaskal az bir değer. Yani ilk başta 40-55 kilopaskallık bir basınç farkı yaratmanız gerekiyor burada. Ki 1 metreküp alasınız. Eğer bu iki ünite kapatırsa o hala 35 kilopaskal set etmeye devam ederseniz o zaman burada eksik debi olur. Yani burada 1 metreküp alamazsınız. Atıyorum yarım metreküp alırsınız. Bu durumda soğunamaz veya ısınamaz içerisi. Ama basınçtan bağımsız vanalarda burada yetersiz debi olmuş oluyor. Yani alt noktalarda. Basınçtan bağımsız vanalar kullanıldığında aynı sistemde tabii statik balans vanasına artık ihtiyaç olmuyor. 1 metreküplük yine 15 kilopaskal basınç farkı yarattığı bir terminal ünite düşünün ve 16 kilopaskallık basınç kaybı oluşuyor. Hani minimum devreye alındığında hani vana üreticileri ne diyordu? 16 kilopaskal basınç farkı ver, istediğin debiyi al. Burada 16 artı 15, 31 kilopaskal. O zaman 31 kilopaskala baştan set ediyorsunuz proportional pompanızı. Yine aynı senaryo. İki ünite kapandığında sisteminizin kritik noktası aslında alttaki iki kata kayıyor ve orada da normalde 31 kilopaskal alt aslında yetiyor. Bakın 15 kilopaskal artı 16 kilopaskal vanaya 16 kilopaskal verdiğinizde bu yetiyor. 31 kilopaskalla burada herhangi bir problem olmadan normal işlevinize devam edebilirsiniz.
Ama klasik vanalarda statik balans vanaları bunu kabul edemediği için yetersiz debiyle karşılaşırsınız. Ha, ilk başta 55 kilopaskal, 55 kilopaskala statik vanalar set edilmişti. Ama 51 kilopaskal mesela burada PIBCV'de var. 51 kilopaskal olsa bile bu vana buna geçit vermiyor. Yani aradaki 51 artı eksi 16'lık farkı kendi üzerine alıyor. Burada da hani dikkat çekmek istediğim nokta buydu. Yani klasik vanalarla yani oransal ve sabit delta P'li bir kritik devre proportional kontrol çalıştırdığınızda low flow'la karşı karşıya kalabilirsiniz. Aynı şekilde oransal yani kontrollü pompaları yine delta P minimum set değerlerine göre de set edebilirsiniz. Yani bu delta P kontrolör iki branşmanı kontrol ediyor veya buralarda da olabilirdi. Bunların hangisi kritikse o devrede bu az önce delta P set dediğimiz basınç kaybı değeri yani şuradaki devredeki basınç kaybı değeri artı buradaki fork basınç kontrol vanasındaki basınç kaybı değerinin toplamı sizin işte bor kayıplarıyla beraber pompa basma yüksekliğinizi oluşturuyor ve minimum nereye çekebileceğinizi oradaki değerlerle ilk başta baştaki slaytlarda yaptığımız hesaplamalara göre yapmanız gerekiyor. Yine basınçtan bağımsız termostatik vanalar var. Aslında bunlarda da set yapabiliyorsunuz. Yani bunlarda da ölçüm yapıp bu vanalarda da hatta reglaj bile yapabiliyorsunuz. Yani bunların da minimum 8 kilopaskal basınç kaybı var. 8 kilopaskal basınç kaybını yarattığınızda artık bu vanalar aktif. Yani hepsinde hiçbir tarafta bir balans vanası kullanmanıza gerek yok. Ama maksimum da 60 kilopaskalı yaklaşık 60 veya 80 kilopaskal arasında bir değerin üzerine çıkıyorsa pompa basma yüksekliğiniz artık bunlar da kontrolden çıkabilir. O yüzden daha küçük sistemlerde delta P kontrolörü koymadan termostatik basınçtan bağımsız termostatik vana gövdesi kullanarak da çözebilirsiniz. Tabii burada önemli bir nokta da var aslında. Şimdi genelde radyatör vanaları çekirdek şeysiz, reglajsız alınıyor daha uygun fiyata diye ama aslında belki %100 debide çalışıyorlar. Ya yani bunları da set edile, bunların da bir ayarları var. Yani bunlar da bir basınç kaybına göre belli bir set değerine gelebiliyor. Bir statik balans vanası gibi. Aslında o set değerleriyle set edilip üzerine termostatik vana koyulduğunda pompanızın basmak zorunda kalacağı debi de azalacak. Ya yani bu da müthiş bir enerji tasarrufu sağlayacak aslında küçük sistemlerde, yani küçük bir binalarda. Çok sayıda balans vanası var çünkü. Termostatik radyatör vanası var çünkü binalarda. Şimdi bir büyük bir sistemde normal devreye alınırken nasıl oluşturuyor bu delta P sensörleri? İlk başta proje planlamasının başlangıcında delta P sensörünün tam yeri belirlenmesi gerekir. Yani bu tasarımcıyla koordine olup kritik nokta neresi ise o noktaya yerleştirilmeli. Ve pompaya kablolaması yapılıyor. Bu pompa direkt pompaya da bağlanabilir. Bir kontrolörle de pompa yönetilebilir. Burhan'cığım, bir hatırlatma yapabilir miyim? Tabii ki. Buyurun. Şimdi süremiz bir saati aşıyoruz. Birazcık daha hızlı toparlayabilirsek sevinirim. Tamam. Tamamdır Meriç Teşekkür ederim. Bey. Rica ederim. Pompa maksimum ve minimum çalışma noktaları grafiğe göre çalıştırılabilir. Yani şu şekilde söyleyeyim. Sizin maksimum debide maksimum debide 253 kilopaskallık bir değeriniz var. Çalıştırdığınız frekans konvertörlü pompanızı 216 kilopaskala kadar çekebilirsiniz. Burası da kritik nokta. Kritik noktada her bir vananın ve kullandığınız ekipmanların basınç kayıpları var. Onlara karşılık gelen minimum değeri baz alarak pompanızı en alt noktaya kadar çekebilirsiniz. Burada bir transmitter örneği var. Projede farklı gösterim yerleri var. Kolon başlarına, en son noktaya, aynı burada görüldüğü gibi bakın, koyabilirsiniz. İşte uzun hatlar olabilir. Oralarda belli iki noktaya koyabilirsiniz mesela.
Chiller sistemlerinde mesela çift döngülü sistemlerde işte minimum chillerin belli bir debiye ihtiyacı var. Kritik bir noktaya koyuyorsunuz. Mesela tüm sistem kapandığında buradaki flow meter tabii gereken minimum debiyi sağlar. Onun altına inmemesini ve chillerlerin verimsiz çalışmamasını engeller. Direkt frekans konvertörüyle pompalar yönetilebilir. Yine iki tane farklı delta P sensör kullanılabilir. Onlar da yönetilebilir. Yani büyük sistemdir. Şuradaki sistemler kapalı olur. O zaman şuradaki delta P sensörüne göre çalışır sistem. Yani bu yedeklenebilir. Pompa optimizasyonu da aslında diğer bir konu. Pompa optimizasyonu değil de pompayı rahatlatmak, pompada meydana gelecek sıkıntılar, ısınma problemlerinin önüne geçebilmek için. Aslında self-arcing dediğimiz böyle kendinden tahrikli sistemler de var. Vanalarla da çözülebiliyor bu sistem. Bu da bir optimizasyon yöntemi aslında. Vanalar belli bir değerin altına düştüğünde artık ısınmaya başlıyorlar. Rotorlarında problemler olmaya başlayabilir. Bunun önüne geçebilmek için belli bir rahatlatma verilir. Yani bu vanalar self-arcing veyahut da normal motorlu vanalar olabilir. Self-arcing dediğimiz motorsuz yani elektrik tahliği gerektirmeden belli bir basınç farkına göre çalışan vanalardır. Nerelere koyulur? Kazan dairesinde mesela pompa emme basma kolektörleri arasına koyulur. Pompa basma yüksekliği değerine set edilir. Pompa basma yüksekliğinin üzerine çıkıldığı anda tahliye edilir. O basma yüksekliğinde ne kadar metreküp tahliye etmesini istiyorsanız genelde %30'u kadardır. Ya bunlar oransal kontrollü pompalar için demiyorum. Sabit delta P'li veyahut da sabit debili pompalar için söylüyorum ben bunu. Ama istenildiği takdirde, gerektirildiği takdirde oransal kontrollü pompalarda da belli bir dip noktaya indiğimizde yine sistemde belli noktaların kapatılacağı öngörülüp oralara da yerleştirebilir. O durumda da kullanılabilir. Veyahut da nerelere yerleştirir demiştik. Pompaya kazan dairesinde koyulabilir kolektör arasında. Pompaya en yakın noktaya. Branşmanlara koyulabilir uç noktalara. Belli bir basınç ve debi değerine set edilir. Bir basınç dalgalanması olduğunda tahliye olur. Yine burada kazan dairesindeki örneği. Frekans konvertörlü pompalarda da az önce söylediğim gibi minimum bir değere inebilir. Pompa üreticisi hani ben bu değerden aşağı indirmenizi çok tavsiye etmiyorum diyebilir. Ama sisteminiz belki o minimum frekans değerinden daha aşağıda inme olasılığı olabilir. Ben yine de bu uzun süre çalışır derseniz o zaman burada grafikte gördüğü gibi basınçta bir yükselme meydana gelecektir. Bu da uzun süreli pompa eğer zarar verirse pompa üreticisiyle koordineli bir şekilde yine yerleştirilebilir, koyulabilir. Hat sonlarına koyulabilir. Atıyorum yani daha düşük maliyetli ve düşük basınç farkları oluşturacak şekilde. İşte branşmanlarda görünen bir örneği. Yine normal iki yollu motorlu vana hat sonlarına koyup BMS'le belli bir minimum basınç değerine geldiğinde burayı aç. Hatta bir bypass ver. Denilebilir. Normal iki yolu motorlu vanalarla da yapılabilir. Hatta basınçtan bağımsız vanalar kullanarak da yapılabilir. Sistemde normal kombine vanalar vardır. Fanco ünitelerinde. Son bir noktada mesela dört yollu vana kullanılır. O da belli bir limite kadar kıstırılır. Ama bir akış sağlanır sistemde. Bu da yapılması mümkün. Yine delta P kontrollü vanalar koyulur. Yani o kombine vana vardır. Ama hattın bir tanesine delta P kontrol vanası koyulur ve 3 yollu vanayla 3 yollu vanan otoritesi artılarak bu şekilde bir akış sağlanıp sistem kontrol altına alınabilir. Ama bunu sadece bir sistemde yapıp ana hattın sıcak kalması sağlanabilir. Yine termal balans vanasıyla da yapılabilir. Yani kullanım olmadığında, kullanım olduğunda sıcaklık yüksek, buradaki bypass çalışmayacak. Kullanım olmadığında sıcaklık düştüğünde buradaki bypass vanası açılacak, bir geçiş verecek. Hat canlı kalmış olacak. Bu az önce bahsettiğim 4-5 tane yöntemin tabii kendi içerisinde değerlendirildiğinde bazılarının hesaplama zorluğu var. Bazıların maliyeti yüksek, bazılarının enerji verimliliği daha iyi ama maliyeti yüksek. Hangi sistemlerde çalışabiliyor, hangi pompalarda çalışabiliyor? Sistem devamlı aktif mi? Yani sistem üzerinden devamlı dolaşım oluyor mu, olmuyor mu durumuna göre de değişebiliyor. Ama burada gördüğümüz en etkin yöntem basınçtan bağımsız vanalarla BMS sistemi yani maliyeti yüksek, basit ve enerji verimliliği yüksek bir sistem. Hani maliyeti yüksek aslında kabul edilebilir bir şey bence tüm mekanik sistem içerisinde bu tercih edilebilir.
kontrol sistemi. Bir diğer konu aslında önemli bir konu. Kontrol performansı, enerji performansının etkisi on-off veya modülasyonlu kontrol. On-off mu, modülasyonlu kontrol mü? Modülasyonlu kontrol diyoruz. Klima santrallerinde genelde modülasyonlu kontrol artık ülkemizde yerleşti. Yavaş yavaş bu dijital aktüatöre göre, haberleşmeli aktüatörlere göre, delta T sendromunu oluşmayacak şekilde uygun delta T'ye göre, çalışma sürecine göre set edilebiliyor. Ama fan koyullarda nedense tercih edilmiyor. Fiyatla alakalı bir durum, maliyetle alakalı bir durum. Ama enerji tasarrufuna ve iç kontrol kalitesine baktığınızda en iyi kontrolü oransalla sağlayabiliyorsunuz. Aşırı debi oluşmuyor. Fan hızıyla içerik ortamın sıcaklığını ayarlamak durumunda kalmıyorsunuz. Çünkü on-off kontrollerde biliyorsunuz yani kontrol set sıcaklıkları aslında iç sıcaklık ve dönüş sıcaklığı, dönüş suyu sıcaklığı veyahut da üfleme sıcaklığıyla yine dönüş suyu sıcaklığı belli bir delta T baz alınarak yapılıyor. Senaryoyu oluşturuyor. Ama eğer bu senaryoda fan hızıyla yani on-off kontrolde tamamen açık konumda vana çalıştırılıyor. Fan hızıyla odanın sıcaklığı kontrol ediyor. Ama bu kadar debi ihtiyaç yokken fan hızıyla ayarlamanıza gerek yok. Fanı da kısabilirsiniz, debiyi de kısabilirsiniz. Hem debiden, pompa enerjisinden kar edip hem de fan hızını düşürdüğünüz için fan hızından da kar edebilirsiniz. Fan hızını tabii oransal düşürdüğünüzde onların da maliyetleri farklı oluyor ama ana hedef iç konfor kalitesi ise bazı şeyleri göze almanız gerekiyor. Bununla ilgili de bir çalışmamız var. Onu da az sonra paylaşacağım. Pompa daha düşük debi ve hızlı çalışabiliyor bu sayede oransal olduğunda. Çiller ve kazan verimliliğini artırabiliyorsunuz. Delta T sendromu oluşmuyor. İstediğiniz delta T'de çalışabiliyorsunuz. Uygun sıcaklık algısı olabiliyor. Gün boyunca herkes farklı sıcaklık değerlerinde oturmak isteyebiliyor. Sistemi değiştirebiliyor. Buna çok rahat uyum sağlayabilirsiniz. Ve kötü sıcaklık kontrolünün önüne geçmiş olursunuz. Tabii biliyoruz soğutmada 1 derece delta T'de %10-15 arasında enerji tasarrufu imkanı var. Yani burada fan coil karakteristiğinden bahsetmek istiyorum. Siz aslında sistemde, on-off sistemde ya 0 ya %100 debi veriyorsunuz. Oransal kontrolde aslında baktığınızda bu grafiğe bakın. Enerji emisyon grafiği bu. Fan coil'in ve klima santralinin. Şu %20 ile %50 debi arasındaki aralıkta siz tüm klima santrali enerji veya fan coil'in ısıl verimini alabilirsiniz. Ki sistemler hep 20 ile 60 %60 aralığında çalışıyor. Eğer sistem çalışma yüklerini incelerseniz Avrupa ve Türkiye için tabii her sistem için bu değişir, her lokal için, lokasyon için de değişir. Baktığınızda aslında çalışma aralığımız bu aralık olduğu için ve enerji verimini en fazla bu aralıkta alabildiğimiz için suda hava ısı transferi yapan sistemlerde biz neden hep %100 aralıkta çalışıyoruz? Bir de basınçtan bağımsız olarak kullanmadığımızda %200 debilere ulaşıyoruz ki debinin 2 katına çıkması enerji maliyetinin 4 katına ama enerji emisyonunu sadece %10 artırabiliyor. Hiçbir faydası yok. Dolayısıyla yani mesela bir chiller sisteminde 13.7 tasarladığınız bir sistemin 2 derece sıcaklığın düşük gelmesiyle yaklaşık %30'lara varan enerji kaybına neden oluyor. Burada bir grafik var. Bu grafikte chillerin bu delta T uygun delta T'de çalışmak için verim elde edebilmek için her kalkıştaki meydana gelen COP'yi gösteriyor. Farklı farklı COP değerlerinde ama eğer uygun delta T'yi sağlarsanız chiller her seferinde kalkmamış olacak, enerji harcamamış olacak. Bir diğer çözüm de delta T yöntemi. Delta T yönteminde artık BMS'de normal otomasyon sistemiyle de yapılabilecek bu uygulama ancak dijital aktüatörler yeni gelişen bas haberleşmeli aktüatörlerde sensör bağlanabiliyor aktüatöre. Sensör sayesinde dönüş suyu sıcaklığı limitlenebiliyor veyahut da delta T limitlenebiliyor veyahut da istediğiniz kilovatı limitleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla tam verimde çalıştırabiliyorsunuz. Buradaki basınçtan bağımsız vananın özelliğini kullanarak da maksimum akışı limitleyip uygun sıcaklık değerlerinde çalışma imkanı veriyor. Bu bir Doğu Avrupa'daki bir sistemin çalışma yük eğrisi. Yani yıl içerisinde grafiğin özeti şu. Yıl içerisinde bu sistem %30 ile %60 yük arasında daha fazla çalışmış çalışma ömrünün ve bu sırada
Sistem karakteristiğinin yalnızca %20 ve %25'in altındaki bir kısmını kullanmış. Yani fazla bir debi kullanmadan aslında ömrünü geçirmiş. Bu demek oluyor ki bizim oransal sisteme kullanmamız fan coil'lerde aslında bir debi bir o kadar daha azaltacak ve daha verimli hale getirecek. Pompadan kazanacağımız enerji daha da aktif olacak. Daha verimli olacak. Yani burada şunu göstermek istiyorum. 20 ile 70 arasında vananın karakteristiği, sistem fan coil karakteristiği, siz şu aralıkta aslında şu aralıkta çalıştırdığınızda aslında tüm enerjiyi fan coil'in enerjisini alabiliyorsunuz. Boşuna 70 ile 100 arasındaki stokta çalışmanıza gerek yok. Tabii ki küçük şeylerde de vana kontrol kabiliyetleri de önem arz ediyor. Pompa enerji tüketimi son birkaç slayta girdim. Özür dilerim, vaktimi biraz açtım. Yaptığımız bu yük verilerine göre yaptığımız çalışmalarda klasik vana, burası vanaların çalışma klasik on-off vana, klasik modulating, basınçtan bağımsız on-off, basınçtan bağımsız modulating vana karşılaştırılmış bu tabloda. Sağ tarafta da pompanın çalışma şekilleri. Yani sabit delta P'de çalıştırılmış, oransal ve parabolik ve delta P sensörlü çalıştırılmış. Yani bizim şu anda sahada aslında yapmaya çalıştığımız şekilde çalıştırılmış. Dolayısıyla on-off demeyelim, onu karşılaştırmayalım. PI/BCV on-off yapıyoruz şu anda mesela biz fan coil'lerde. PI/BCV on-off'la PI/BCV modulating ve delta P sensörlü kontrolü karşılaştıralım. 41.251 kilowatt saat elektrik enerjisi harcayan bir sistem. Eğer delta P sensörüne göre çalıştırılırsa ve modulating olarak çalıştırılırsa 11.483 kilowatt saat enerji harcamış oluyor. Yani %78 enerji tasarrufu sağlıyor. %72 enerji tasarrufu sağlıyor. Burada ve bunun geri dönüşü çok kısa. Ve delta P, biri delta sabit delta P'de çalışmış, biri proportional'da çalışmış. Şimdi mesela proportional modül, ikisi de modulating, ikisi de proportional delta P sensörüne göre çalıştırılmış. Yani bu durumda baktığınızda en az %37 enerji tasarrufunuz var. Modulating'li delta P sensörlü çalıştırdığınızda, PI/BCV olmasına rağmen ve modulating olmasına rağmen delta P sensörlü çalıştırılmasının getirdiği tasarruf. Bu Çiller'de aynı hesaplama yapıldı. 5.900 590.500 kilowatt saatlik enerji 482.000 kilowatt saate düşmüş. Yaklaşık %18 enerji tasarrufu elde edilmiş ki bu da büyük bir değer Çiller için. Bakın burada her COP'ye göre her modulating kontroldeki COP değeri, enerji efisiyensi değeri verilmiş. Son olarak son slaytım. Burada da şu an Türkiye'de projelendirmesi yapılmış ve on-off PI/BCV on-off proportional kontrol olmuş bir sistem, düşünülmüş bir sistem. Yani vanalar PI/BCV, motorlar on-off. Eğer bu vanalar modulating'e çevrilirse, tüm sistemdeki vanalar ve delta P sensörü kullanılırsa, ki bakın basınç değerleri aynı, hiçbir şey değişmiyor. Sadece pompaların modulating olma oranı değişiyor. Kapasite 8.900 kW. Elektrik maliyeti 0.11 euro kilowatt saat şu anda güncel miktar ve yaklaşık 180 günlük çalışma periyoduna göre devamlı çalıştığını düşünüyoruz, 24 saat hesaplanmış ve 1160 fan coil, 31 kırılma santrali var bu sistemde. Daha şu an proje aşamasında biz önden bir rapor sunalım istedik. Geri pompadan enerji tasarrufu bu durumda %38.1, Çiller'den %13.2, sıcaklık dalgalanmasından elde ettiği tasarruf 7.5. Bunların kırılımları var tabii, uzun olduğu için eklemedim. Ve toplamda yıllık tasarruf 95.644 euro. Bunun içerisine sıcaklıktaki şey dahil değil. Eklemedik yani, hani sadece tasarruf 8.432 ve 87.212, çiller ve pompadan elde ettiği tasarruf 95.644. Yatırım maliyeti 30.000 euro. Geri dönüşü yaklaşık 4 yılın dörtte birinde geri dönüyor.
Eğer sıcaklık saving'ini hesap edersek yani bu yaklaşık yarıya düşer. Aradaki fark sadece modulating ve on-off'tan kaynaklı. Sadece bir de delta P sensörünü kullanmaktan kaynaklı. Yani buna da dikkat çekmek istedim. Kısaca özetlemek gerekirse ne söylemek istedim sunumum boyunca? Pompa ve basınçtan bağımsız vanalar hidrolik dengeleme için birbiriyle koordineli çalışabilen ve verimli ekipmanlar. Bu noktada tasarımcı, pompa üreticisi, vana üreticisi belirli kıstaslara göre devreye almalıdır sistemi. Birbiriyle içerisinde koordineli halde olmalıdır. Basınçtan bağımsız vanalar vana üzerinde aşırı debi veya yetersiz debi oluşmamasını sağlar. Minimum fark basıncı oluşturur. Uygun delta T oluşturarak dönüş suyları limitlenebilir yeni aktüatörler sayesinde. İstenilen debi oluşturulduğunda zaten delta T otomatik sağlanmış olacaktır. Oransal kontrolün büyük önemi var. Daha çok pompadaki debiyi azaltmayı sağlayacaktır. O da enerji verimini artıracaktır. Bunun haricinde eğer hani oransal pompa kullanılmadığı zaman bir sistemde diğer self-acting yöntemler de değerlendirilebilir. Aynı zamanda oransal pompa olduğu noktada da belli bir limit üzerindeki belli bir kapama seviyesi üzerine çıkıldığında da farklı yöntemler kullanarak pompanın korunması sağlanabilir. Sabrınız için teşekkür ederim. Söyleyeceklerim bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Sözü Meriç Bey'e bırakıyorum. Sanırım sorular için özür dilerim süremi açtığım için bu arada. Burhan'cığım merhaba, teşekkür ederim sunum için. Esasında bu konu çok detaylı bir konu. Çok da zor bir konu. Çünkü biz tasarımcılar projeyi yapıp bitirdiğimizde böyle büyük bir tesiste 500 bin hatta bin üzerinde balans vanası kullandığımız sistemler oluşuyor. Fakat şöyle bir zorluğu var. Bu kadar çok fazla ekipmanın kullanıldığı bir tesiste ben merak ediyorum. Bu vanalar doğru satın alınıyor mu? Doğru kalibrasyon edilip yerine takılıyor mu? Doğru işletmede doğru sonuçlar veriyor mu? Çünkü ne kadar çok fazla ekipmana kontrol etmek isterseniz işiniz de o kadar zorlaşıyor. Türkiye'de bir de şöyle bir süreç var. Proje tasarımcısı ruhsatı bitiriyor, yatırımcıya projeyi veriyor, yatırımcı müteahhiti seçiyor, müteahhit yerinde projede revizyonlar yapıyor, tasarımcının haberi yok, satın almalar yapılıyor, bir de büyük şirketlerin satın alma departmanları var, onlar da mühendis olabiliyor ya da olmuyor, fiyat bazlı seçimler tercih ediliyor, fiyat bazlı satın alınmalar yapılıyor, bunlar da yerine takılıyor ama bu sefer de commissioning de yok. Yani test, ayar, dengeleme ve senaryoların kontrol edilmesi, test edilmesi gibi bir süreçte yok. Bu şekilde işletmeye devrediliyor. İşletme personeli de eğitimli değil ve bunları nasıl kullanacak bilemiyor. Sen şimdi böyle çok güzel bir ekipman balans vanası satıyorsun ama bunlar acaba doğru çalışıyor mu? Benim sorum bu. Çok güzel özetlediniz baştan sona aslında. İlk başta süreçte eğer düzgün bir proje tasarımı yapılmışsa, yani proje firmasıyla koordineli çalışılmışsa bize veriler net geliyor. Bu veriler net gelince kullandığımız ekipmanlar da net oluyor ve değerler de net alıyoruz. Zaten o tarz bir tasarım sürecinden geçmişse muhakkak muhatap alacağınız, yani derdinizi anlatabileceğiniz insanlar oluyor karşıda şantiyede. Eğer olmuyorsa bu sıkıntı, problem. Belli uyarıları yapıyorsunuz. Hani bu de vanalar değerlerine genelde set edilerek gönderiliyor sahaya. Ama orada eğer yetkin bir kişi yoksa maalesef aynı vanalar doğru düzgün yerlere takılmıyor. Aynı çaplı vanalar farklı farklı noktada takılıyor. Bu bir problem ama bunun kimse farkına varmıyor. Yani biz de dahil farkına varamayız. Ancak orada yetkin bir person olunca tek tek soruyor. Bazı projelerde oluyor, karşımıza çıkıyor. Hani eğer pompayı
proportional çalıştıracaksa hani değerleri nedir falan soran oluyor ama bu %20-25 seviyelerinde diyebilirim. Hani bunun daha da artması gerekiyor. Çünkü son derece yetkin ekipmanlar kullanıyoruz ama uygun şekilde devreye almıyoruz. Ki gelecekte de her şey artık klasifikasyonlaşıyor yani enerji verimliliği açısından sertifikalandırılıyor. Hani bunu bu ileride daha etkin hale gelecek. Yani gerçek üretim tüketimin hesaplanabilmesi. Ya bunu biraz daha bilinçlendirmeliyiz diye düşünüyorum. Bu vesileyle hani buradan söylemiş olayım ben de. Siz de zaten belirttiniz. Soru tam olarak yanıtlanabildi mi Meriç Bey? Tamam, bu benim sorumdu. Ben bir de şöyle de bir giriş yapmak istiyorum tekrar. Şimdi bu sınavların seçilmesi çok önemli. Biraz önce sen bahsettin. Basınç tahliye vanalarında kullanılıyor. Özellikle pompanın üstünde, pompanın çalışma aralığının dışındaki noktalarda çalışma durumları da olabiliyor. Çünkü biz şunu biliyoruz, yani tamam dizayn değerlerine, pitch kitlere göre terminallerin işte balans vanalarını seçtik. Halbuki kapasiteler toplam zamanın yıl içerisindeki %2-3'ünde ya da %5'in altında zaman süreci diliminde pitch kapasitelerde çalışıyor. Genelde yıl boyunca her bir terminalin, tabii klima santrali olabilir, fanfor olabilir. İçerideki genelde %40 ile %75 arasında ağırlıkla kullanılıyor. Şimdi bir de biz bunları %100 kapasitede pik tiplerde seçtiğimizde acaba diyorum bu vana otoritesi başlangıçta seçilirken pik kapasitede denir de yani böyle %75'lerde seçilse daha uygun çözümler, daha ekonomik yaklaşımlar yapılabilir mi? Mesela bu da benim aklıma geliyor. Bu domino etkisiyle tabii pompanın seçimini de etki ediyor. Pompalar işte delta P constant yani frekans konvertörü olarak çalışan pompalar. Bunu da kazan dairesinde pompanın inişi ile dönüşü arasındaki fark basınca göre çalışma da tercih edilir. Çünkü pompanın enerji tasarrufu da tam sağlanamamış oluyor. Dediğim gibi en üst noktada en kritik hattın en ucundaki fark basınca göre yerleştirecek sensörlerle frekans konvertörü pompayı sürebilsin. Mesela bunu da yapmıyoruz. Çünkü işimize göre hemen yapıp bitiriyoruz. Dolayısıyla bileceğimiz enerji tasarrufları senin teorik olarak başladığın çok güzel anlattığın şekilde olamayabiliyor bizim ülkemizde. Ben onu görüyorum. Hızlı bir şekilde işletmeye alınıyor ve toplam tasarruf yapılacak kalemlerin belki çok azını biz kullanabiliyoruz. Belki şu anda mevcut tesislerimizde hiçbir şey yapmadan, ilave etmeden doğru bir işletmeyle %25-30'lara yakın Kesinlikle. tasarrufu yapabilme imkanımız var. Yani Kesinlikle. pompanın da doğru seçilmesi lazım. Bu pompanın seçiminde de proje tasarımcısıyla konuşulması, uygunluk onayının alınması lazım. Pompa sayısı ona göre belirlenmesi lazım. Fan motor güçleri ona göre dikkatli bir şekilde ele alınması lazım. Böyle gittiğimiz zaman devasa binalar yapıyoruz ama hasta binalar halinde sıfırdan doğuyoruz. Yani bunların tabii inşallah bilinçlendirilerek düzeltiliyor olması lazım. Şimdi gelen sorular var. Ben bu gelen soruları sana hızlıca sorayım. Mesela birinci soru çok basit. Sen hızlı bir şekilde cevap verirsen. Yani eskiden statik balans vanaları vardı. Şimdi dinamik balans vanaları var. Basınçtan bağımsız balans vanaları var. Artık biz statik balans vanaları kullanmayalım mı? Dinamik balans vanaları ve kombine balans vanaları şeklinde mi seçimler yapalım? Birinci soru. Eğer sisteminiz sabit debili bir sistemse statik balans vanaları kullanabilirsiniz. Eğer hiçbir kontrol ekipmanı yoksa termostat vesaire sistemi etkileyecek debiyi değiştirecek bir sistem yoksa basınçtan ilk başta set debi ve sette basınç farkı değerlerine göre set edip bırakabildiğiniz bir sistemse kullanabilirsiniz.
Ama onun haricinde değişken debeli bir sistemse otomatik balans vanaları dediğimiz fark basınç kontrol vanaları veya basınç tamamsız vanalar kullanmamız gerekir. Tamam. Şimdi ikinci soru şöyle geldi. Çok sayıda balans vanalarının kullanıldığı bir tesiste bakım ve onarım süreci nasıldır? Yani siz Danfoss olarak sattığınız bir binaya arkadan takip yapıyor musunuz? Süreç ileride nasıl gelişiyor? Nasıl değişiyor? Ya genelde ilk başta eğer ciddi bir işletme ise ilk başta ölçüm istiyor. Yani bu vanalar ölçüm proplu ve ölçüm propsuz modelleri var. Tabii fiyatı ona göre değiştiği için ölçüm propsuz tercih ediliyor bazen. Ama bunu biz alım sırasında uyarıyoruz. Eğer vanaların aktif olduğunu kontrol etmemek istiyorsanız bu ölçüm proplu olması gerekir. Bunları belli noktalara yerleştiriyorlar ve devreye alırken bize bilgi veriyorlar servis departmanımıza. Servis departmanımız da vanalara göre oluşması gereken basınç kayıplarını cihazlarla ölçüp devreye alıyor. Ne zaman ki orada bir sorun çıkarsa o zaman servise geri dönülüyor. Yani çünkü normalde ilk devreye alındıktan sonra artık bir şey yapmanıza gerek yok. Çünkü termostatla veya bir kontrol ekipmanıyla çalışacak. Eğer problem yaşanırsa o zaman bize bilgi veriliyor. Gidip ölçüm yapılıp eğer vananın üzerinde büyük büyük varsa zaten problemi neyse orada çözülüyor. Ya vana değiştiriliyor ya da neyse artık problemi giderilmiş oluyor. Peki bir soru daha sorayım. Şimdi basınçtan bağımsız kontrol vanaları kullanıyoruz termal ünitelerde. Ama ana hattın üzerinde büyük dallar var, branşlar var. Ve mesela bir branşmanda 8-10 tane terminal ünite var ve basınçtan bağımsız kontrol vanalarımız var. Bu ana hatta acaba bir de Delta B kontrol vanası kullanılmalı mı? Bunun için bir basınç gerekliliği var mı? Bunu ne zaman yapıyoruz ya da yapmıyoruz? Normal şartlar altında çok devasa bir sistem değilse basınçta bağımsız vanalar 6 bar basınçları üzerine alabiliyor. Eğer pompanız atıyorum 15 barsa burada bir düşünmek gerekir. Hani ne yapabiliriz diye dallara ayırabiliriz. Pompayı belki eşanjörle sistemi bölebiliriz. Ama normal bir sistemden bahsedersek basınçtan bağımsız vana her bir terminal ünitenin önünde varsa tesisatın diğer noktalarında herhangi bir balanslamaya gerek yok. Burada kriter vananın kritik noktadaki vananın üzerine düşecek maksimum basınç. Yani buradaki kritik nokta aslında pompaya en yakın nokta. Pompaya en yakın noktada eğer vananın üzerine o vananın maksimum delta P değerinin üzerine bir değer geliyorsa o zaman onu bir korumak gerekir. Belki normal bir balans vanası koyarak tesisatta biraz direnci artırıp onun üzerine gelecek basınç düşürülebilir. Ama kesinlikle terminal ünitenin önüne balans vanası koyulduğunda diğer noktalara delta P kontrolörü koymaya gerek yok. Koyarsanız pompanızın basma yüksekliğini artırırsanız, aynı zamanda koyarsanız o kombine vanaların rahat çalışmasını sağlarsanız. Rahat çalışabilir ama gerek var mı? Gerek yoksa hiç ona da gerek yok. Mesela pompamızın basma yüksekliği 50 metre sustu diyelim. 500 kilopaskal. Evet. Yok, 50 kilopaskal. 50 metre sustu 500 kilopaskal. 500 kilopaskal, evet. 500 kilopaskalsa bunu rahatlıkla kaldırabilir bir vana. En küçük çapta bir vana bile. Zaten Yani rahat. üzerinde mi pompa 600 kilopaskalın üzerinde mi olmalı diyorsun Evet, delta evet, evet. O zaman düşünülmeli. Yani 600 kilopaskalın üzerindeyse o vana istediğiniz maksimum debiyi geçiremeyebilir. Geçirebilir de ama geçiremeyebilir. Kritik süreç oradan başlıyor. Test basınçları 800 kilopaskaldır normalde. Ama katalog değeriyle hareket edersek 600 kilopaskal. Bunu peki biz bu şeyde gördük. Havalimanında gördük. 3. havalimanında. 500 hatırlıyorum çünkü teknik hesaplamacı 576 kilopaskal basınç farkı düşmüştü. Sistem devreye alındı, çalışıyor. Şu ana kadar bir şey yok. Ama problem olsaydı ne olacaktı? Belki onun önüne bir delta P kontrolör koyup rahatlatabilirdik. Yani hani evet. onu rahatlatma olabilirdi. Veya direnç yaratan başka bir vana koyulup üzerine fazla basınç gelmemesi engellenebilirdi. Bu 600 kilopaskal Danfoss için mi geçerli, diğer imalatçılar için de geçerli mi? Mesela benim kendi projemizden bir havalimanı, kuvvetli havalimanı 400, yani 40 metrenin üzerinde olduğu için bütün branşmanlarda böyle bir uygulama yapıldı.
Yani bu açı sadece Danfoss için mi, herkes için geçerli mi? Genelde şu anda 600 kilopaskala çıktı. Yani eğer talep ediliyorsa 800 kilopaskallığı sipariş aşamasında şey yapılıyor. Fabrikayla görüştürülüp yay mekanizması 800 kilopaskal olarak değiştirilebiliyor. Daha büyük değerlerde de zaten hani tesisatı bölünmesi tavsiye ediliyor. Bölgesel ısıtma vanalarında da hani zaten bu tip UVAK tesisatlarında gibi şeyler yok. Yani bölgesel ısıtmaya biraz daha giriyor büyük olduğu için. Ama 800 de rahat çıkılabiliyor. Peki bir soru daha. Van otoritesi kaç olmalı ideal olarak? Bana seçilir. Yani %3 yollu vanalar için %30 ve üzerinde yani çok onu kullanmıyoruz ama 2 yollu vanalar için %50 ve üzerinde olması isteniyor. Ama basınçtan bağımsız vanalarda %100 zaten otorite. Yani her basınçtan bağımsız van olmayabilir ama yani Danfoss basınçtan bağımsız vanası %100 otoriteyle çalışıyor. Peki bu soruda bu basınç rahatlatma vanaları dalgaların inişiyle basması arasında kullanıldığında eğer binanın manometrik yüksekliği kritikse, yani yüksek bir binaysa bu açılmalara neden olabilir mi? Yani anladın neden gerektiğinden önce yüksek manometrik basınç nedeniyle açmalar yapabilir mi? Kendi içerisinde normalde döngüyü sağlıyor. Onun zaten üzerinde belli bir skalalar var. Basınç değerini hani kaçta statik artık dinamik basıncınız kaçta olması gerekiyorsa kaçtaysa o değerin bir tık üzerine koyulur. Ama kapalı bir sistem olduğu için dinamik basınç farkı genelde dikkate alınır. Ama PN sınıfı olarak olduğunda statik basınç da devreye girer. PN olarak bir problemleri olmuyor. Genelde PN 25 sınıfında oluyorlar ama dinamik basınç farkı ına göre set ediliyor. Yani pompayı aldığınız basınç farkına göre set edilebiliyor. O da elle mekanik olarak ayarlanabiliyor. Bir tık veya iki tık yukarıya koyulabiliyor. Dolayısıyla açmıyor. Tabii çok yüksek de set etmemeniz gerekir. Çünkü o zaman işlevini göremez. Yani ihtiyaç olduğunu da hiçbir göremez. Peki, iyi bir bana ve pembe optimizasyonuna kimler dahil olmalı? Süreç nasıl başlıyor? Süreçte ilk başta tasarımcı, mekanik tasarımcı proje değerlerini ortaya koymalı, kritik devreyi belirlemeli. Taahhüdü yapan kişi uygulama bittiğinde kablolamasını belirtmeli, yani yerlerini çekmeli ve pompacıyı davet etmeli, pompa üreticisini. Üçü koordineli olarak, hatta bir dört kişi koordineli olarak sistemi devreye almalı. Yani komisyon dediğimiz olayı gerçekleştirmeli. Peki bir soru daha. Pompa ve vana optimizasyonunun şu anda sahada nasıl ilerlediği konusunda bilgi verebilir misiniz? Şu anda %10, %15 diyebilirim. Yani değişiyor zaman zaman ama çok az. Yani %10, %20 mertebesinde. Yani bu çünkü çoğu sefer kimse o pompa hesap değerlerini falan vana hesap değerlerini bilmiyor. Ve orada yetkin eleman olmuyor. İşi bilen yetkin eleman olmadığı için işin farkında olmuyor. Sistem çalışıyor ama verimli ama verimsiz bir şekilde yürüyor. Peki son bir soru. Şu anda MF ve oransal vana kontrolü sadece yeteri kadar uygulanmıyor. Uygulanmıyor ama sebebi nedir? Şu anda klima santralinde uygulanıyor. Klima santralinde var. Hatta klima santralinde dijital aktüatörler daha etkin olmaya başladı. Çünkü delta T'yi ve dönüş suyunu limitleyebiliyorsunuz. Enerjiye set edip gönderebiliyorsunuz. Daha verimli oluyor sistem. Orada neden oluyor? Çünkü fiyat çok fazla fark olmadığı için ve haberleşmeyi rahat sağlayabildikleri için, sistem debileri de büyük olduğu için öyle görünüyor. Fan coil'ler küçük cihazlar olduğu için çok tercih edilmiyor. Olan projeler var, yapılan projeler var. Yeni yeni bunun farkına varılıyorlar. Biz de o yüzden bu hesaplamaları falan hani oluşturduk. Çünkü aradaki fark nedir, fiyat farkı nedir diye soran oluyor.
Ve onu göz önüne sermeye çalıştık. Küçük küçük ama toplanınca çok fazla bir miktar meydana çıkıyor yani fan koyucularda. Uygulanabilirliği yavaş yavaş artıyor. İnsanlar farkına varıyor. İşte bilgilendiriyoruz. Şu anda çok şey değil diyebilirim ama klima santrallerinde aktif. Fan Evet, koyucuları değil. ediyoruz. Senin ilave etmek istediğin herhangi bir konu var mı? Herkese çok teşekkür ediyorum dinleyenlere sabırları için. Çok zor bir konu aslında. Hani böyle yüz yüze anlatmak daha kolay, belki uygulamalı olarak anlatmakla daha kalıcı oluyor. O tarz imkanımız da var ama hani sözel olarak ancak bu kadar anlatabiliyorum. Sürçülisan ettiysem affola. Sağ olun. Size de teşekkür ediyorum. Çok iyi bir moderatörlük yaptınız, iyi açıkladınız. Sağ Sağ olun demek istiyorum. olun. Peki, biz de bütün katılımcılara teşekkür ediyoruz. TTMD'nin eğitim ve bilim ağırlarından bir tanesinin daha sonuna geldik. Bütün dinleyen arkadaşlarımıza, meslektaşlarımıza ben de teşekkür ediyorum. Umarım konu hakkında yeteri kadar bilgi verebilmişizdir. Faydalı olmuştur. İnşallah bu pandemi sürecinden sonra da yüz yüze daha sıcak ortamlarda eğitim seminerleri tarafından verilmeye devam eder. Umarım hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. İyi akşamlar.